Merhabalar, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ayın 9'u, 9 Temmuz. Yazın ortasındayız. Normal şartlarda siyasetin de yaz moduna geçmesi, şöyle biraz rahatlayıp gevşemesi gerekir ama yok. Yazları hep sıcak siyaset ikliminde. Yine çok önemli başlıklar var. 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi tartışılmaya başlandı muhalefet liderleri tarafından. Geride kalan bir yılın muhasebesi eşliğinde olumlu olumsuz yönleri masaya yatırılıyor. Bir revizyon olur mu sistemde sorusu soruluyor. Biz de program içerisinde soracağız. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınması, karara dair açıklanan gerekçe de tartışılan bir diğer başlık. Bir de Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası sonrası hararetle konuşulmaya başlanan yeni parti başlığı var. Bunlar iç politikaya dair önemli başlıklar. Dış politikadaysa S-400'lerin teslimat takvimi, yaratacağı etki ve tabii tepki, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi öne çıkan başlıklar. Hepsini sürenin el verdiği ölçüde konuşmaya gayret edeceğiz. Üç değerli konuk ağırlıyoruz bu akşam Siyasi İşler'de. İkisi İstanbul stüdyomuzda. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okan Müderrisoğlu. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hoş geldiniz. Hoş Siyasi İşler'e. Ankara stüdyomuzda da Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Zorlu bizimle birlikte. Sayın Zorlu hoş geldiniz. Teşekkürler Ahmet Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Okan Müderrisoğlu sizinle başlayalım. Şimdi yerel seçim öncesi aslında Sayın Devlet Bahçeli bir anlamda fitili ateşlemişti. Eğer 3 büyükşehir kaybedilirse sistemde tartışmaya açılabilir demişti. Sonrasında seçim gerçekleşti. Şimdi grup toplantılarına baktığımızda muhalefet partisi liderlerinden bir sistem eleştirisi dillendiriliyor. Gerçi değişsin eskiye dönelim diyen var yok o da tartışılır ama bir revizyon söz konusu olabilir deniyor. Şimdi bir yıllık bir mazisi var Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin. O bir yıla baktığınızda olumlu olumsuz yönlerini şöyle bir muhasebe defterine işleseniz ne tarafa ağır basıyor, nasıl gözüküyor sistem? Şimdi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, ben hükümet sistemi diye devam edeyim çünkü Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ayrı bir güven oyuna gerek kalmaksızın hükümetin kurulmasına imkan sağladığı için burada hani senin sorunun bir cevabı var. Yönetsel istikrar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi demekte de bir sakınca yok. Ama hükümet sistemi olarak hükümetin seçimle birlikte kurulduğu, dolayısıyla siyasal istikrarın pekiştirildiği, öngörülebilirliğin arttırıldığı bir modelden söz ediyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi somut sonucunu vermiş gözüküyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleriyle yaptığı toplantılardan bir iki arka plan cümlesinden söz edeyim. Sonra kendi kanaatimi de buna eklemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, yani bir yıllık bir değerlendirme sürecinin yapılacağını, hali hazırda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda, Devlet Denetleme Kurulu'nun da koordinatörlüğünde, organizasyonunda bir check-up raporu diyebileceğimiz durum tespiti. Az önce senin söylediğin gibi, yani olumlu yönleri nedir, olumsuz yönleri nedir, işleyişte gördüğünüz aksaklıklar, avantajlar, neler daha iyi yapılabilir gibi tüm kurumlara yöneltilmiş bir form etrafında sorular ve bunların cevaplarının beklendiği, bazılarının geldiği ve etüt edildiği bir süreçteyiz şu anda an itibariyle. Dolayısıyla bir yıllık bir değerlendirme süreci bir yandan yürürken hüküm vermek için erken olduğu kanaatini Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle paylaştı ve aynı zamanda yani muhalefetin tartışmaya açtığı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın tartışmaya açtığı şekliyle bir gündemin olmadığını, yani bunu tartışmanın anlamının olmadığını, çünkü milletin zaten bu konuda kararını verdiğini, o nedenle bu gündeme takılmamak gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte muhalefet tarafına bakınca daha çok CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi, biz eski parlamenter sistemi de zaten savunuyor veya özlüyor değiliz, o zaten problemliydi. Ama yine de parlamenter sistemi çağrıştıran, daha sembolik bir cumhurbaşkanını arzulayan ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş bir başbakanlık modelini yine içinde taşıyan bir yaklaşım tarzı. Esasen böyle bir modelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 30 yıllık öyküsünde görüldüğü gibi kolay kolay tek başına iktidara gelmesi de çok mümkün gözükmüyor. Dün de öyle, bugün de öyle. 50 artı 1'lik bir model aslında bir siyasal, toplumsal konsolidasyonu esnek bir şekilde bir araya getirebiliyor. Dolayısıyla CHP'nin içinde de bu konuda billurlaşmış bir fikir yok. Şimdi senin sorun
ne getirdi ne götürdü? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hükümet istikrarını çok net bir şekilde ortaya koydu. An itibariyle hızlı karar alma, etkin karar alma noktasında da somut sonuçlar verdiğine ilişkin farklı örnekler üzerinden gidilebilir. Ancak çıktısı itibariyle son bir yıl içinde çok anlamlı, haklı ve makul gerekçeler olmakla birlikte yani ekonomik büyüme ve refahla ilgili topluma vaat edilenler bu son bir yıl içinde gerçekleşemedi. Gerçekleşemedi çünkü Türkiye siyasal, jeopolitik riskleri aynı anda yaşadığı ve tabii ki ekonomiye ilişkin dışsal atakların da bunun üzerine bir şemsiye gibi örtüldüğü zor bir yılı geçirdi. Yani Ağustos 2018, Başkan Trump'ın 10 Ağustos 2018 diye de net tarih verelim, Rahip Brunson krizi diye ifade ettiğimiz olayın ardından attığı tweetle başlayan Türkiye ekonomisine yönelik özellikle kurla bağlantılı atak nedeniyle zaten bir dengelenme sürecinin oturması çok kolay değildi ve hemen arkasından da Türkiye bir seçim atmosferine girdi ve bir seçim daha yaptı ve önemli siyasal veya da toplumsal mesajları ve sonuçları olan da bir seçim oldu 23 Haziran'da. O yönüyle bakıldığında bu sistemin en çok vaat ettiği yani istikrar, hızlı karar alma ve hızlı büyümeydi. Şimdi bu hızlı büyüme tarafı önümüzdeki günlerin ana gündem maddesi olacak. Onun için de düşük enflasyon, öngörülebilirlik, pekiştirilmiş güven ortamı, buna mutlak teminat sağlayan etkin bir adalet sistemi ve hukuk güvencesi ve doğal olarak da büyümeyi destekleyen diğer tüm unsurlar. Bu yönüyle bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin o vaadini bu yönüyle test etmek aşamasında toplumun önemli bir kesimi. Henüz hüküm vermek için o noktada da erken. Çünkü dediğim gibi makul, mantıklı ya da uygun görülebilecek gerekçeler var. Ama yine de ben hep söylüyorum, seçmen midesiyle düşünür. O yüzden ne kadar haklı gerekçeler ileri sürerseniz de sürsün, insanların yakınması vardır ve bu devam eder. Bir de hani bu sistemin işleyişi itibariyle Cumhurbaşkanı'nın taraflılığı, tarafsızlığı yüzünden açılmak istenen pencereyle, yani tartışma başlayıp penceresiyle, evet. Bir de Cumhurbaşkanı düşündüğü CEO modeli bakanlar, bakanlarla parlamento ilişkileri, bakan yardımcılarının sistem içinde beklenen rolü oynayıp oynayamadığı ve oluşturulan bakanlık yapılarının etkin çalışmaya imkan verip vermediği ve toplamda danışma kurulları, politika kurulları şeklindeki mekanizmadan yine arzu edilen çıktıların alınıp alınmadığı hususu. Bunları da ayrıca bir konuşma. Evet, evet. Çünkü o istişare toplantılarında ben hani o yüzden milletvekillerinin dile getirdikleri de orada o aynen, başlık ben başlık. O yüzden böyle bir çerçeve çizdim. Hani bunun içini dolduralım. Ben burada durayım. Mustafa Aydın, sizin açınızdan, sizin perspektifinizden baktığınızda şimdi daha önce görülmemiş bir sistem. Yani evet, başkanlık sistemi farklı ülkelerde var. Biz ama çizilen sistemi Türk tipi başkanlık sistemi olarak yorumladık ve onu hayata geçirdi Türkiye siyaset. Ne dersiniz, o Türk tipi başkanlık sistemi bir şekilde oturdu mu topluma ya da siyaset? Şimdi aslında Türkiye'nin siyasi tarihine bakarsanız çok farklı modeller denediğini görürsünüz. Hem seçim anlamında, seçim modelleri anlamında hem de iktidar-muhalefet ilişkilerinin nasıl şekilleneceği anlamında. Mesela bir dönem Türkiye'de iki meclis vardı. Hmm. Yani iki kanatlı parlamento vardı. Başkanlık değil ama Cumhurbaşkanlığı, meclis hükümeti dönemi vardı. Parlamenter sistemi denedik. Yani çok farklı alternatifleri Türkiye bağımsızlığından bugüne kadar denedi. Bu da yeni bir model. Hmm. Bu modelin bir yıl içinde herhangi bir modelin oturması ve sorunsuz çalışması zaten beklenmez. Normalde değildir. Bu modelle ilgili tabii bir sorun, altyapısı hazırlanmadan çok hızlı geçildi bu modele. Aslında bir referandum süreci başladı, bir tartışma oldu. Orada uyum yasaları gerçekleştirilecekti. Pek çoğu, bir kısmı gerçekleştirildi. Önemli bir kısmı da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sonra yapılır diyerekten bırakıldı. Dolayısıyla bu uyum süreci henüz tamamlanmış değil. Üstelik Okan Bey'in dediği gibi bu son bir yıllık süreç çok yoğun. Hem içeride hem dışarıda inanılmaz derecede yoğun geçti. Çok farklı sorunların üst üste geldiği bir dönem. Ekonomik krizin yaşandığı, bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile büyük bir sorun. Daha doğrusu sorunlar yumağı. Diğer tarafta Suriye gibi çok önemli bir mesele. Bütün bunlar olurken içeride de bu yeniden yapılanma veya yeni sisteme uygun modelin henüz oturtulamadığını düşünüyorum. Bir takım sorunlar var. Bu sorunları yani hem iktidar görüyor, kendi içinde dillendiriyor, hem de muhalefet ve başka taraflar dillendiriyor. Bir kere
Türkiye'nin, hatta Osmanlı'yı da katalım, son 200 yılın en büyük tartışması bu topraklarda merkezileşme, Adem'i merkezileşme meselesi. Doğru, 200 yıldır. 200 yıl aşağı yukarı ve Türkiye bir sarkaç gibi gider gelir ama hiçbir zaman tam da Adem'i merkeziyetçi yapıya geçemedi. Çünkü özellikle güvenlik bürokrasisi buna Türkiye'de çok karşı çıkar. Şimdi olan bitene baktığınızda aşırı bir merkezileşme var. Yani herkes, her şey Ankara'ya geldi. Bundan her zaman Türkiye'de şikayet edilmiştir. Yerel siyasetçiler de, diğer siyasetçiler de aslında çok şikayet etmiştir. Fakat şu anda çok Ankara'da işler ve Ankara'da da belli bir merkezde toplanıyor. Bu tabii hani ben olayın yetkinin yoğunlaşması bir ayrı bir sorun. Diğer taraftan bu yetkinin kullanılması, çünkü çok yoğun yetki merkeze ve bütün sorumluluk bir yere verildiğinde bütün işlerin de oradan giderilmesi gerekiyor. Bu tabii bir vakit, zaman, uğraşma meselesi. Hani benim takip ettiğim kadarıyla Tayyip Erdoğan Türk siyasetinin son 50-60 yılında gördüğü en yoğun çalışan siyasetçilerden bir tanesi. Eğer birincisi değilse, buna rağmen bence çok bir kişiye yüklenebileceğin üzerinde bir sorumluluğun Cumhurbaşkanlığı yapısı içinde yüklenmiş durumda. Sistemdeki sıkıntı o mu sizce? Bir tanesi aslında sistem öngörülürken bu merkezileşmenin bir miktar dağıtılması da düşünülmüştü. Çeşitli kurullar kurulması öngörüldü vesaire. Fakat şu bir yıl içerisinde henüz o kurulların tam olarak işlevselleşemediğini görüyoruz. Yani kuruldu, oluşturuldu ama yasal yapı, yasal çerçeveye baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi de var. Artık politika yapımı Cumhurbaşkanlığında olacak. Bürokrasi ve bakanlıklar politikaların icra yeri olacak. Politika üretmeyecek. Şimdi bu henüz gerçekleşemedi. Çünkü bu çok önemli bir ayrıntı. Toplumun önemli bir kesiminin bunu da bilmiyor. Hani unuttuğu veya bilmediği bir husus. Yani biraz teknik bir ayrıntı gibi duruyor ama Cumhurbaşkanı kendisi Ankara pratiğinde çok anlamlı bu. Çok önemli sonuçları oluyor. Yani burada iki tane sorun var şu anda benim bir yıl içinde gördüm. Birincisi bu kurullarla bakanlıklar arasındaki yetki paylaşımı henüz net değil. Kurullar aslında politika üretecek yerler. Ama şu ana kadar büyük ölçüde istişare yerleri, kurumları gibi davranıyorlar ve Cumhurbaşkanlığına kendilerine sorulan konularda görüş bildiriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla henüz öyle alternatif politikalar üretebilecek bir bürokratik yapıya da kavuşmuş değiller. Bu tabii politika üretiminde bir sorun. Buna uyum yasalarıyla mı bu giderilecek? Onu da yani açmak herhalde izleyicilerimiz izliyor. Uyum yasaları diyor. Sanki uyum yasaları denilen konular içinde mesela hani el atılması gereken bir başlık bu. Sanki bütün bu sıkıntıya pansuman ilaç bu uyum yasası olacakmış yani, gibi. O mudur? Davranış ve zihniyetin değişmesi de çok kolay olmuyor. Alışkanlıklar var hocam. Tam işaret ediyor. Yani bu resmin öteki boyutu bakanlıklar içerisindeki bürokrasinin bence ikili bir tavra giriyordur bürokrasiyi tanıdığımız kadarıyla. Çok doğru, çok doğru. Bir tanesi madem politikayı kurullar üretecek, buyursun üretsinler deyip kendilerini geri çekme olayı olur. Bir diğeri de uzun yıllardan gelen bir alışkanlıkla yeni değişen sisteme direnme mutlaka olur. Ne münasebet, biz bunca yıl ne için varız? Yani bu tür sorunları duyuyoruz, biz İstanbul'dan duyuyoruz. Bu önemli bir mesele bütünü gibi gözüküyor ve bakılması gerekiyor. İkinci bir mesele benim son zamanlarda belki daha çok dikkatimi çekiyor. Bu sistemde daha çok halkla yakın olunacağı anlatılmıştı bize. Fakat şimdi baktığınızda yukarıda giderek büyüyen bir yapı. Yani kurullar, çok sayıda kurul var. Onların üstüne bir danışma istişare kurulu vesaire de geldi. Giderek orada sayıları artan eski politikacılar büyük ölçüde bir takım yerlerde duruyorlar. Bunların halkla normal şartlarda bir ilişkisi yok. Bunlar seçilmiş kişiler değiller. Bunlar atanmış kişiler. Halkla birebir sorumlulukları yok. Buna karşılık eskiden milletvekillerinin doğrudan halkla ilişkisi varken şimdi milletvekillerinin yeni yapı içerisinde çok fazla bir fonksiyonu kalmadığı için onların da halkın onlarla bir temasının da çok bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla halktan aslında istenenin, arzulananın tersine bir uzaklaşma oldu. Yani yukarıdaki yönetimle halk arasında bir temassızlık var. Bunu tahmin ediyorum giderecek bir takım şeylerin de yapılması gerekiyor. Bunun algı da şimdi milletvekillerinin bakanlarla bir araya gelemedikleri, o iletişimin kesildiği, bir anlamda işte halkın taleplerini bakanlara iletemedikleri. Ama şimdi baktığımızda yeni sistemde bakanlar bir
hani hep işte başkanlık sisteminden hareketle tırnak içerisinde sekreter olacaklar. İşte icra yeri olacaklar. Asıl politikayı Beştepe ya da saray belirleyecek. O zaman milletvekillerinin bakanla ilişkiye girmesi değil, milletvekillerinin o zaman o kurullarla politikayı Cumhurbaşkanlığıyla ya da Cumhurbaşkanlığıyla ilişkisini kurması gerekmez mi? Yani oradaki o hani yaklaşım... arzu edilen de henüz sağlanamayan önemli bir husus bu. Ama yine de belli davranış kodları var. Birdenbire değişmiyor. Nihayetinde milletvekilleri sahada. Yani o bakanla görüşmek de birazcık eski alışkanlık gibi değil mi? Yani eski o... alışkanlık ama aynı zamanda eskimeyen de bir alışkanlık olarak sanki anlamlı bir bütüne doğru oturuyor. Çünkü sürekli halkla siz temas ederken beklentiyi, riski, sitemi, hatta küsme ve diğer türlü tavrı siz üstlenir yönetirken buna ilişkin somut sonuçların alınabileceği icraî makamla herhangi bir köprünüz yoksa aslında bir şekilde olmalı mı dersen yeni sistem yasama fonksiyonu ve icraî denetleme fonksiyonu tanımlıyor milletvekilleri de. Bu yönüyle cevap hayır. Ama bizde milletvekili fonksiyonu toplumun milletvekillerine bakışı ve bunun yapısal olarak değişmediğini dikkate aldığında Sayın Cumhurbaşkanı nasıl olmaz? Nasıl bakanlar sizin taleplerinize ve milletin nabzına ilişkin sizin çıktılarınıza kulak vermez? Bunu ilgili genel başkan yardımcılarına, grup başkan vekillerine iletin 1, 2, 3 ondan sonra gereği diye devam eden cümleler kuruyor özel sohbetlerinde. Demek ki hala hani parlamentoda yasama fonksiyonu ve denetim fonksiyonu ile milletvekillerini sahadan icraya sistem yansıttı. Yeni ama yaklaşımı hala eski yani bir evet, anlamda. Çok kolay o, değil çok bu kolay davranışların değil değişmesi. Doğru. Bürokraside de böyle, milletvekilinde de böyle, vatandaşta da böyle. Buyurun. Bir şey ekleyebilirim aslında parlamento. Tamamlayın dönelim Kürşat Bey. Çok tamamlayıcı bir şey. Parlamentonun yeni sistem içerisinde denetleme yetkisi artırıldı söylenmişti bize. Ona göre de referandum yapıldı. Fakat mesela şeye bakarsanız, bütçe kanununun görüşülmelerine bakarsanız, parti liderleri dahi meclise gelmediler konuşmalara. Dolayısıyla meclisin muhtemelen halk nezdinde de ama en azından siyasi partiler nezdindeki değeri ve önemi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun bir yansıması da işte meclise bakanların gelip gelmemesiyle bağlantılı olarak o denge denetleme becerisinin, yetkisinin kullanılamamış olması. Burada belki bir eleştiri de sistem değişirken en başta seçim sisteminin ve siyasi partiler yasasında bir şekilde değişmesi, yeni sisteme göre entegre edilmesi belki şart gerektirdi. Çok konuşulmuştu. O herhalde Cumhurbaşkanı şeyi görüyordur. Koalisyonlardan kaçarken ittifaklara tutulmuş olmanın. Onu da konuşalım. %51 herhalde önemli bir. Önemli. Ankara'ya dönelim Sayın Zorlu. Size de aynı soruyla geleyim. Bir genel değerlendirme. Sizin pencerenizden baktığınızda bir senenin muhasebesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adına. Olumlu yanları mı ağır basıyor, olumsuz yanlar mı? İşte tabii bazı notlar aldım. Sayın Müderrisoğlu'nun bir cümlesi oldu. Seçmen midesiyle düşünür diye. Bu tabii siyaset bilimi açısından da sınırlı bir alanı yansıtır. Çünkü seçmen sadece ekonomik kaygılarla düşünmez. Aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik anlamda da hem toplumun hem de içinde bulunduğu grubun da bir bireyidir, üyesidir. Dolayısıyla ilkesel bir takım kaygılar ve hedeflerle de oy verme davranışını geliştirmektedir. Bunun da pek çok örneği vardır önümüzde yapılmış olan seçimlerde. İkincisi, şurayı çok önemli buluyorum. Biz bu tartışmayı neden yapıyoruz? Yani bu sistem tartışması. Zira %52'lik bir referandumda kabul edildi oy oranıyla. Ve şimdi biz yeniden tartışıyoruz bu sistemi. Acaba işte birilerinin iddia ettiği gibi sadece muhalefetin ortaya attığı bir iddia ya da öneri olduğu için mi tartışılmakta bu? Yoksa gerçekten bu sistemde bir aksama mı var? Biz bunun için mi bunu konuşuyoruz? Ben ikincisinden yola çıkarak bir takım tespit ve öneriler yapan birisiyim. Çünkü Türkiye'nin bu iklime girmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok programda tartışırken buraya sıkıştığını görüyoruz. Yani muhalefet partileri böyle diyor, öyleyse bu olmaz, gerçekleşmez gibi bir yöntem. Böylesine önemli bir konuda Türkiye'nin tümünü ilgilendiren sistem dediğimiz şey bir ittifakın sistemi değil ki bu. Anayasa devlet sınırları içerisinde tüm ülkeyi, tüm nüfusu ilgilendiren bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla ortak yararı, ortak
çıkarları esas alan bir tartışmayla bunu yürütmemiz lazım. Şimdi böyle bakıldığında Türkiye öncelikle yönetim sistemi olarak nasıl bir yönetimle idare edilmesi gerektiğine karar vermeli. Gayet tabidir ki Türkiye'nin tarihsel kazanımları, demokrasi konusundaki aldığı mesafe, demokratik bir yönetim sistemine doğru evrilmemiz gerektiği yönünde apaçık bir zorunlulukla bizi karşı karşıya bırakıyor. Peki demokrasilik dediğimiz şeyin ölçüsü nedir? İşte bu bir sistem tartışmasına dönüştüğünde bunun temel sacaya kuvvetler ayrılığı prensibidir. Anayasa hukuku açısından da böyledir. Siyaset perspektifi açısından da böyledir. Şimdi böyle baktığımızda bu sistemin elbette ki kusurlu yanları var. Ben bu tartışmalara şöyle bakmıyorum. Parlamenter sistem mi iyidir, başkanlık sistemi mi iyidir? Bu başka bir tartışma konusudur. Şu anda sizin adını da koymakta zorlandığınız, işte Türk tipi deniyor, Cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor. Mevcut, yasalaşmış, anayasada yer alan bir yönetim sistemimiz var. Şimdi biz bunu nasıl iyi yapabiliriz? Ben şimdi bu açıdan bakıyorum. Bu açıdan baktığımda kuvvetler ayrılığı dengesi açısından bunu çıkmaza götüren bir mevzu var. O da işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ortaya koyduğu partili cumhurbaşkanlığı meselesidir. Evet, ben de Sayın Bahçeli'nin o görüşüne katılıyorum. Türkiye'de hiçbir cumhurbaşkanı sanıyorum yoktur ki tarafsız olsun, tamamen tarafsız olsun. Mutlaka bir partiyle bir gönül bağı vardır, bir aidiyet ilişkisi vardır ve ona göre hareket etmek durumundadır. Şimdi esas olan şudur. Partili bir cumhurbaşkanlığını uyguladığımıza göre bu partisinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanlığı yapan, devlet başkanı unvanını da taşıyan kişinin bugün Sayın Erdoğan'dır, yarın başka birisi olabilir. Kuvvetler ayrılığına uygun hareket edebileceği denge ve kontrol mekanizmaları bu sistemin genel bütünü içerisinde mevcut mudur? Çünkü biz sistem dediğimiz zaman bu büyük sistemin herhangi bir yerine bakarak hareket edemeyiz. Sistem dediğimiz şey alt sistemleriyle ilişkisi olan bir bütündür. Bakın, A düzenekleri dediğimiz şeyler vardır bu sistemin içinde. Nedir o? Bürokrasi. Siyasetle birebir ilişkili, yani siyasetçilerin karar verme meclisleriyle birebir ilişkili kurumlar. Teknokrasi. Baktığımızda bunlar arasında geçişkenliği ve ortak aklı oluşturacak ara düzenekler bu sistemde şu an için yoktur. Şu an için yoktur. Bu uyum yasaları deniyor ya, mutlaka mesela bu ağ düzeneklerini birbirine bağlayacak müesseseleri ve kurumları oluşturmak zorundasınız. Örneğin geçmişte bir müsteşarlık kurumu vardı. Bu devlet aklıdır. Müsteşar dediğimiz şey devlet aklıdır, devlet tecrübesidir, umurudur. Ve bir büyük silsile içerisinde bilgi aktarımıyla geleceğe taşır kurumunu. Şimdi bu kaldırıldı. Bakan yardımcılıkları var. Peki bakan yardımcısını kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ne? Ne olmalı? Tarafsız olmalı. Ama böyle baktığımızda bir yandan merkez kaç dediğimiz sisteme doğru yönelmek isterken merkezileşmeye hızla ilerleyen bir sistem doğuruyor. Bakın, kimse bunu fazla konuşmaz. Türkiye'de programları çok fazla incelemez kimse ama AK Parti'nin kuruluşunda açıkladığı programda kamu yönetimini, güç ve yetkilerinin merkezde toplanmaması ilkesi vardır. Ama şimdi bugün gidilen yönelim çok farklıdır. Ve şurası da gerçekten mühimdir ve üzerine gidilmek zorundadır. Bir, siyasal partiler yasası partili bir cumhurbaşkanını tarafsız kılabilecek bir yasa mıdır? Mesela Amerika'da evet başkanlık sistemi var, saf haliyle uygulanıyor. Fakat orada partiler kendi içerisinde bu kadar disiplinli değiller. Orada bir genel başkan yoktur. Tamam, partiler örneğin Trump'ı, Obama'yı aday gösterirler ama parti sadece seçim dönemlerinde ortaya çıkar ve faaliyet gösterir. Dolayısıyla da örneğin Temsilciler Meclisi, örneğin Senato üyelerinin kongrede karar alırken kendilerinin minnet ya da vefa duygusuyla hareket edebileceği bir başkanları yoktur. Çok önemli konularda çok bağımsız karar alabildiklerinde açıkça görebiliyoruz. Şimdi böyle bakıldığında partili bir cumhurbaşkanı hem bütün yürütme gücünü elinde toplayacak, hem milletvekillerini belirleyecek ve o milletvekilleri yasama organı içerisinde oy kullanacaklar belirli konularda. Birincisi, bunu nasıl tadil edebiliriz? Bu hangi yetkiler yasama organına verilirse
buradaki eleştiriler ya da sıkıntılar en aza indirebilir? Bunu bir defa tartışmamız lazım. İkincisi, yasamayla yürütme arasında yetkililerin paylaşımı konusunda dünyada çeşitli örnekler vardır başkanlık modellerinde. Biz de işte 15 Temmuz sonrası hızlı karar verebilmek için velev ki böyle bir sistemi getirdik. Yürütmeye daha fazla yetki verdik, güçlü yetkiler verdik. Ama yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı hiçbir başkanlık modelinde tartışmaya açık değildir. Yani neden bahsediyorum? Örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi'nde 15 üyesi vardır ve bunun 12'sini Cumhurbaşkanı belirlemektedir. Şimdi böyle olduğu zaman anayasal devlet dediğimiz şey nedir? Tüm kurumların, devleti yöneten organların, kişilerin, herkesin kendisini anayasayla sınırladığı devlet modelidir anayasal devlet. Şimdi bunu sağlamak için de Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığını da bu yasal prosedür açısından tekrar irdelemek mecburiyetindeyiz. Yoksa ben şöyle bakmıyorum, yani bu sistem gitsin, parlamenter rejim gelsin, daha iyi olacak. Parlamenter sistemde de yürütme ve yasamanın başbakan aracılığıyla birbirine denkleştiği ve buradaki kuvvetler erkinin bağımsızlığını zedelendiği durumlar olmuştur. Ama öyle görülüyor ki Türkiye önümüzdeki süreçte karşı karşıya olduğu işte dış tehditler, ekonomik problemler, bunları çözmek iradesi gösterirken bu sistemin biraz önce bahsettiğim tehditleri ve tehlikeleriyle yüzleşmeye devam edecektir. Dolayısıyla hep tadili konuşuyoruz, uyum yasalarını konuşuyoruz ama kimse bunun nasıl gerçekleşeceğinden bahsetmiyor. Yani bu uyum yasaları neyi düzeltmek için çıkarılacak? Ben işte bunu öneriyorum. Bunları konuşmamız Türkiye'nin beka sorununun bir parçası olarak değerlendiriyorum. Peki Kürşat Zorlu, teşekkürler. Önemli tespitler var. Bir aksama var ki konuşuluyor, tartışılıyor diyor Kürşat Zorlu. Bunu noktada da kuvvetler ayrılığına dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ya da partili cumhurbaşkanı kavramını tartışmaya açtı. Bir araya gidelim. Aranın ardından önemli başlıklar bunlar. Konuşmayı sürdüreceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşarak başladık programa. Bir yıl geride kaldı. Bir yılın muhasebesi bir anlamda yapılıyor siyaset sahnesinde. Hem iktidar cephesinde hem muhalefet cephesinde. Araya gitmeden önce Kürşat Zorlu son sözü almıştı. Bir takım aksamalar var ki bu konuşuluyor, tartışılıyor demişti. Kuvvetler ayrılığı hususuna dikkat çekmişti. Gücün bir merkezde toplanması, denge denetleme sisteminin işlememesi. Bunlar önemli. Partili Cumhurbaşkanı tanımlaması bir takım sıkıntılar doğuruyor tespitinde bulundu Kürşat Zorlu. Okan Deresoğlu, şimdi bu noktalar daha referandum döneminde de çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu noktada denge denetleme konusunda bu sistemi hazırlayanlar işte Cumhurbaşkanı'nın karşısına meclisi ve yargıyı koymuştu. Meclis, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri meclise gelecek. Orada bir anlamda bir denge denetleme sağlanacak. Farklı farklı kalemleri vardı. Şimdi sisteme bir şeyler yazıldı. Peki hayata geçtiğinde o yazılanlar ne kadar işledi denge denetleme noktasında? Doğrusu henüz onu test edecek örnek olaylarla karşılaşmadık. Çünkü arka arkaya hani bütçe ve seçim süreçleri yaşadığımız için parlamentonun bu anlamdaki fonksiyonunu test edeceğimiz örneklerle karşılaşmadık. Bir moderatörün sevmediği ama bir dakikaya sığdıracak bir cümleyle başlayayım önce. Kürşat Zorlu Hoca benim hakikaten son dönemde ilgili ve dikkatle takip ettiğim, çizgisinde kırıklık yaratmadığını düşündüğüm, hani entelektüel tarafına da saygı duyduğum bir hoca. Bu yönüyle bir övgüyle başlayayım çünkü var olmanın dayanılmaz hafifliği gibi bana çakarak başladı konuşmasına. Seçmen midesiyle düşünür. O işi vulgarize etmek ve sadece bir genellemeden öte bir halk anlamında anlatım biçimidir. Yoksa kuşkusuz Kürşat Zorlu'nun dediklerini de dinleyerek karar verir. Güvenlikle ilgili kaygılarla da karar verir. Yani kağıdın ön yüzünü okuyup arka yüzüne bakmayı unutan hocalarımız olmuştu. Bize eksik not vermişlerdi. Sonra tahsih etmişlerdi. Kürşat Hoca'nın o duruma düşmesini istemem. Dolayısıyla ben de kendisine cevap hakkımı kullanmış olayım. Şimdi bu söylediğim hususlar çok önemli. Günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'na bütün problemler acaba size mi geliyor ve siz bunların hepsiyle baş etmek zorunda kalırsanız bu bir risk yaratmaz mı diye bir seyahatte sorduğumda
Sayın Cumhurbaşkanı demek ki çözecek bir mekanizma var ki geliyor. Bu çok önemli. Böyle bir mekanizmanın ve böyle bir ismin varlığı sistemin tıkanmaması açısından çok önemli değil. Bir mekanizma var bana kadar geliyor mu demek istedi yani. Yani son noktada çözecek bir mekanizma var ki sistem tıkanmıyor gibi bakıyordu. Bunu işin fırsat tarafı olarak belki yorumlamak mümkün. Hı. Ama bir de tehdit tarafı var. İş geliyor bir Huni'ye sıkışıyor o zaman. Az önce Mustafa Aydın Hoca'nın işaret ettiği gibi. Bu yönüyle AK Parti'nin daha önce denediği ve aslında yeniden gündemini alması gereken konu kamu yönetimi temel kanunu ile ilgili. Biz her şeyi Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine atfederek ve ondan sonra da anayasal erkler dengesi üzerinden okuyarak gittiğimizde doğru bir iş yapıyoruz ama yine de eksik yapıyoruz. Bir de yani neyi yazarsanız yazın. Bu bir noktadan sonra bir demokratik olgunluk, demokratik kültür ve tavırı buna göre şekillendirme işi. O da bugünden yarına oluşmuyor. Doğrudur. Denge denetleme mekanizması içinde örneğin Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkardığı bir konuda meclis yasa çıkararak o kararnameyi hükümsüz kılabilecek bir iradeye ve yetkiye sahip. Ama bunu test ettiğimiz bir süreç olmadı. Çünkü bu sisteme geçtik. Ağustos'ta çok sert bir ekonomik şokla karşılaştık. Arkasından bütçeyi yaptık. Arkasından hemen seçimle ilgili başkanların, adayların belirlenmesiyle ilgili kararlar, yoğun bir seçim süreci ve adeta genel seçim havasında geçen, beka tartışmalarıyla başlayıp farklı noktaya evrilen bir seçim süreci ve ondan sonra yenilenen seçim, işin içindeki hukuki tartışmalar vesaire. O yüzden parlamentonun gerçek anlamda yeni sistemle uyumlu çalışabileceği bir dönemi henüz test etmedik. Bu yönüyle hüküm vermek için hem erken hem de güç. Ama şunu partili cumhurbaşkanı kimliği, seçim döneminin sıcak tartışması nedeniyle yer yer partici cumhurbaşkanlığı kimliğine doğru da evrildiğinde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı sıfatının ötesinde aynı zamanda bir parti genel başkanı sıfatıyla çok açık hedef haline gelebiliyor partili sistemde. Cumhurbaşkanı, partici cumhurbaşkanı nasıl? Yani partili cumhurbaşkanı bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği gibi Türkiye'de cumhurbaşkanının her birinin bir siyasi ideolojisi, bir dünya görüşü vardır. Perde arkasında bunu tutar. Peki. Perde önünde ise tarafsızlık oyunu oynar. Şimdi biz bu oyuna son verelim. Açık, şeffaf, net olsun dedik. Tamam. Bu yönüyle partili bir cumhurbaşkanlığı modeli de aslında ortaya koymuş olduk. Yani partici cumhurbaşkanının partisiyle bağının kurulması. Ama aynı zamanda parti genel başkanı sıfatını da üstlendiğinde cumhurbaşkanı bir paralize olan siyaset ortamı ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının şahsına ve makamına saygı duyuyorsunuz ama partili cumhurbaşkanı kimliği parti genel başkanı olarak da görüldüğünde cumhurbaşkanını çok kolay açık bir hedef haline getiriyorsunuz ve bunun üzerinden de başka bir itibar tartışması başlatılabiliyor ve cumhurbaşkanı buna da çok sert karşılık verince siyaset başka bir noktaya savruluyor. İktidar canağında bir sıkıntı yaratıyor mu bahsettiğiniz yani durum şu söyleyeyim. Anda? Bunun hani AK Parti açısından ya bu durumun bir sıkıntı yarattığı değerlendirmesi yapılıyor mu? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden tartışırsanız AK Parti açısından bu bir problematik olarak gözükmüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın partiyle bağının kurulması konusu çok önemli. Ancak Cumhurbaşkanı bütün şimşekleri üzerine çeken bir isim olmadan acaba başka aktörler veya mekanizmalar da olmalı mı? Şimdi bu çok önemli bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın partinin başında olması önemli. Partisiyle bağı kesilirse Cumhurbaşkanı'nın bunu AK Parti hani 2014-2016 arasında test etti ve gördü. Ve bunun hani şizofrenik bir yapıya doğru, farklı siyasal kişilikleri, tarzları üretmeye doğru ve partide farklı damarlar oluşturmaya doğru süreçler üretti ve bunun yönetilmesinin zor olduğu görüldü. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın partisinin başında olması, parti grubuyla somut bağının olması aslında çok hani parti için eleştirilmenin ötesinde önemsenen de bir husus. Ama öte yandan Cumhurbaşkanı ve devleti yönetme görevi de olduğu için ve arada oluşturulan icrayı gerçekleştiren yani politikaları kendisine aktardığımız icrayı gerçekleştirmesi gereken bakanlarla ilişki biçimi tam tasarlanamadığı veya henüz daha emekleme aşamasında olduğu için kamu yönetimi anlamında yetki devirleri veya yetkinin nerelerde nasıl yoğunlaşacağına ilişkin asıl atılması gereken adımlara da belki ancak fırsat bulunabileceği için ben tavsiye ediyorum. İlgilenen, bu ülke için kafa patlatan isimlerin 11. Kalkınma Planı Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü ve parlamentoya sevk edildi. Görüşülmeye başlandı. Farklı farklı bölümlerini okusunlar. Hani Türkiye'yi yönetenler nasıl bir Türkiye tasavvur ediyor 2019-2023? Bak bu çok önemli. Çünkü her şey söylenir
ama yazılı olarak ben bu devleti ve bu Türkiye'yi, bu milleti, bu ekonomiyi, bu dış politikayı nasıl görüyorumu orada satır satır görmek ve test etmek, bunun üzerinden hükümete bakış açısı geliştirmek veya eleştirmek veya desteklemek mümkün. Çok çok önemli bir metin. Lütfen okusunlar. Peki. Bir iki cümle söyleyeyim sadece, bir dakikanın içine sığdırarak. CEO modeli düşündü Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar olarak. Bazı örnekler başarılı gözüküyor ama kamuyu, kamu yönetimini, Ankara'yı gerçek anlamda bilmeyen veya bu şekilde bir kamu tecrübesi olmayan bakanlar ister istemez mevcut bürokrasinin kanalları içine sıkışıp kalabiliyor. Bu birinci husus. İkincisi, az önce Kürşat Hoca ifade etti. Yani müsteşar mekanizması vardı. Müsteşar bütün sistemi gören ve koordine eden isimdi. Şimdi biz bakan yardımcıları oluşturduk sistemde. Oluşturduğumuz bakan yardımcıları farklı farklı alanlara bakıyor ama sistemin bütününü görmeleri güç. O yüzden de bir bakan yardımcısına gidip konunuzu aktardığınızda ama diyor ki aynı zamanda Mustafa Bey'e de o konunun yani sirayet eden bir yönü var, onunla da bir konuş. Hani bu kez top dönmeye başlıyor. Hızlı dediğiniz mekanizma beklediğinizin ötesinde yavaş veya girift işlemeye başlıyor. Bir de bakanlık yapıları. Hani konsolide bakanlık yapıları oluşturuldu. Ama hani yönetsel ölçeği ve çıktıları itibariyle zorlukları olan tercihler de var. Ayrıca hani Suriyeliler başta olmak üzere ciddi bir göç problemiyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin, bunu hocamla da konuşuruz. Yani belki de bir göç bakanlığı da dahil olmak üzere günün ihtiyaçlarına göre yeni modeller. Ama ben hep şunu savunurum. Bir şeyler farklı, yazılıp çiziliyor. Yani en azından iki yeni bakanlık deniyor. Zihin jimnastiği ama şunu söyleyeyim. Yani bakanlık kurmak, yeni bürokratik mekanizmalar oluşturmanın ötesinde pratik bir yarar da vermiyor Türkiye tecrübesinde. Anladım. Ancak konunun önemi ve önceliği itibariyle ben bu döneme özgü olarak böyle bir bakanlık kuruyorum dediğinizde, mesela İçişleri Bakanlığı'nın gölgesinde kalır öyle bir bakanlık. Anladım. Çünkü yıllara sari bir müthiş kurum var orada, geleneği var. Dolayısıyla bunu onunla dengeleyecek bir yere getirmeniz için hakikaten doğru yetkilendirme ve hani çok yetkin isimlerle de donatmanız lazım. Aksi takdirde gözü sürekli İçişleri Bakanlığı'nda ama öbür yandan icraat kabiliyeti kısıtlı olabilir. Mustafa yani. Ne dersiniz? Bir revizyon belki biraz maksadını aşan bir tanımlama olur ama bir iki dokunuş belki sisteme daha işler kılma adına gerekir mi? Eğer gerekirse hangi noktalara nasıl bir dokunuş? Şimdi hani revizyon çok kötü bir kelime değil aslında. Yani revizyon gerekiyor. Burada olmayacak olan yani bir, henüz bir yıldır denenen bir sistemin tamamen yeniden referandumla başka bir sisteme geçirmek. Revizyon sanki baştan yani, böyle bir revize. O gözden geçirmekten bahsediyoruz aslında. Mevcut sistemi şu anda zaten muhalefet partisi de ilk başta öyle bir şey söylemiş olmasına rağmen o noktada değil artık anladığım kadarıyla tartışmalarda. Yani hiç kimse daha bir yıldır uygulanan bir sistemi iyi ya da kötü, çok kötü bile olabilir. Buna rağmen hiç kimse bir yıllık sistemi tekrar geriye döndürmenin referandumunu yapmaz. Bu ancak bundan sonraki genel seçimlerde veya bundan sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunun propagandasını yapacak olan kişi ve partiler bunun yeterince oyunu alıp iktidara gelirlerse o zaman ancak gerçekten gündeme gelecek meseledir. Şimdi olan biraz yerel seçimlerin oluşturduğu bir hava var. Bu havayı kullanma arzusundan kaynaklanıyor gibi görüyorum. Şimdi şeyler çok tartışılıyor. Okan Bey'in dediği gibi yeni bakanlıklar kurulması meselesi. O Göç Bakanlığı örneğini verdi. Ben de Kıbrıs'la ilgili bakanlık örneğini vereyim. Geçmişte Türkiye'nin bu tecrübesi var. Tam da Okan Bey'in dediği gibi bu bakanlık Dışişleri Bakanlığı'nın gölgesinde kalmıştı. Yani Kıbrıs'tan sorumlu bir başbakan yardımcısı olduğu dönemler var. Ama kendi bürokrasisi yeterince oluşmadı. Bütün eski kültür olarak, tarih olarak, bilgi olarak dışişlerine bağlı olmak zorunda kaldı. Ve herhangi bir bölgeye yönelik bir bakan olduğunda bütün diğer politikanın bir arada ele alınması gerektiği için zayıf kaldı. Olmadı bu iş. Dolayısıyla hani yeni bakanlıklar elbette kurulabilir ama bakanlık sayısı ne çok olması iyidir ne az olması kötüdür. Başka çeşitli ülkelerde farklı modeller var. Gerektiği vardır. Kadar. Gerektiği kadar yani buradaki bu da ülkenin tecrübesiyle orantılı. Yani. Evet, neyin çalıştığı da aşağı yukarı bellidir. Bu ülke yıllarca kaç bakanlıklarla yönetilmiştir o da aşağı yukarı bellidir. Çok da konuşulacak bir şey değil. Çünkü o da zaten Cumhurbaşkanı'na bağlı bu sistemde. Eskiden de Başbakan'ın talebiyle, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla değişiyordu kurulup şey yapılması. O çok önemli değil. Daha önemlisi burada ben merkezi olarak Cumhurbaşkanı'nın olması gerektiğinden fazla meşgul olduğunu düşünüyorum. Şimdi partili Cumhurbaşkanlığı tartışmasının da bu yönü bence önemli. Bunu yerel seçimler sürecinde gördük. Şimdi Cumhurbaşkanı yerel seçimlerde partinin de başkanı olduğu için o
sürecin, seçim sürecinin ve propaganda sürecinin aktif bir parçası İster oldu. İster istemez. Şimdi öyle olunca devleti yönetmeyle halktan oy isteme arasında bir farklılık var, bir kopukluk var. Cumhurbaşkanı 2 ay, 3 ay veya 1,5 ay her neyse bu işle meşgulken devleti hangi kurumlar ve kişiler yönetiyor? Bu önemli bir sorun. İkinci mesele tabii sorun çözücü kişi olmakla politika veya vizyon ortaya koyan kişi olmak farklı. Aslında CEO biraz hani İngilizceden de geçti, CEO diye de belki çeviriyorlar, Türkçe'de artık söylüyorlar. Yani yönetim kurulu başkanıyla şirketin sahibi veya işte mütevelli heyeti başkanı arasındaki fark gibi bir şey bu. Şimdi CEO, müdür, yönetim kurulu başkanı aslında sorunları çözen, önüne gelen sorunları çözen ve günlük meseleleri halleden kişi. Ama bu, bir de bunun üzerinde vizyonu koyan, politikayı oluşturan kişi gerekiyor. Şimdi biz Cumhurbaşkanı'nı bir CEO gibi düşündüğümüzde bu sefer Cumhurbaşkanı sadece bürokratik sorunlarla, problemlerle uğraşan çok yoğun bir kişiye dönüşüyor. Halbuki bütün dünyayla diplomasiyi yürütmesi gereken, değil mi? Ülkenin işte 2023 vizyonunu veya 5 yıllık planını ortaya koyması gereken, yani başka büyük meselelerle kafa yorması gereken bir kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da bir sorun var gibi. Yani merkezileşmenin beraberinde getirdiği bir problem de bu gibi gözüküyor. Tabii şeyler, yani bakan yardımcılıkları çeşitli ülkelerde vardır. Ben kendi alanım Uluslararası İlişkiler için Dışişleri Bakanlığı'nda hep önermiştim, başka ülkelerde görüp aslında çok da iyi çalıştığını gördüğüm bir modeldir oralarda. Ama hemen hemen her ülkede bürokratik yapıyı koordine eden, Kürşat Bey'in söylediği gibi kurumun hafızası olan ve kurumun içinden gelen bir yapı vardır. Onun adına müsteşar deyin, genel sekreter deyin, müdür deyin, ne derseniz deyin. Ama öyle bir yapı olmayınca o iskelet, tarihle bağı kuran iskelet kopuyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi açısından çok önemli bir anekdottur bu. Türkiye yeni kurulmuş, bağımsızlığını yeni kazanmış devletler arasında çok istisnai örneklerden biridir. 90'lı yıllarda gördük, en büyük problem Sovyetler Birliği çöktükten sonra yeni kurulan devletlerde en büyük problem nasıl devlet yöneteceğini bilmeme problemiydi. Değil mi? Devlet kurmakla millet kurmayı beraber götürdüler. Doğru. Türkiye'nin çok büyük bir avantajı vardı 1920'lerde. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ülkenin bürokrasisini yönetenler ve ülkenin kaderine katkıda bulunan insanlar toplu bir şekilde Cumhuriyet'e aktarılmıştı. Ve onlar devleti çok hızlı kurdular ve aynı hızla devam etti. Dolayısıyla bu hafıza, bu devlet yönetme yapma geleneği çok önemli. Mesela bugün de şeyde görüyoruz, yani yasa yapmadı. Anladım. Doğru. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkıyor, hızlı karar alınmayı falan sağlıyor ama kararname çıkıyor, ardından bir hafta sonra onu değiştiren kararname çıkıyor. Bir ay sonra onu değiştiren kararname çıkıyor. Çünkü yasa yazma tekniği çok önemli. Bunları bilen insanlar vardı eskiden bakanlıklarda veya parlamentoda. Anladım. Çok tecrübeli milletvekilleri. Şimdi bu sistemde ortadan kalkınca onlar hepsi problem olarak geliyor. Peki Ankara'ya dönelim. Kürşat Zorlu. 2-2,5 dakikam var, araya gideceğim. Yani araya girebilirim, sözünüzü kesebilirim. Reklamdan sonra devam ederiz ama şöyle geleyim size. Şimdi bir revizyon olur mu? 1-2 dokunuş yaşanır mı aksayan yönlere yeni sistemde? Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. AK Parti yetkilileri dahi ya olabilir, bakarız, konuşuruz, bunlar istişare edilebilir parti içerisinde diyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'den bugün çok net ifadeler dinledik grup toplantısında. Çok karşı çıkıyor. Hatta bunun bir beka sorunu olarak yorumluyor bir revizyonu. Milliyetçi Hareket Partisi kulislerini iyi takip eden, Milliyetçi Hareket Partisi'ni iyi tanıyan bir isim olarak MHP'nin yaklaşımını nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir bu sistem tartışmalarına koyduğu tepkiyi? Birincisi, MHP'nin bu sistemin tadili ya da düzenlenmesi, düzeltilmesi konusunda bir sıkıntı duyduğunu düşünmüyorum. Burada söz konusu olan sistemin bütünlüğüyle tartışmaya açılması ya da biraz önce orada da ifade edildi, örneğin işte yeniden bir referandum gibi bir takım yollara başvurulması. Hatta geçen grup toplantısında öyle hatırlıyorum, ayet hükmü değildir diye de Sayın Bahçeli'nin bir ifadesi var. Şimdi
bunu biraz bizim yaymamız gerekiyor. Yani Türkiye ölçeğine yaymamız lazım bu tartışmayı. Çünkü böylesine önemli bir şeyi sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, halkın önemli işte temsilcileri bir demokratik kültür içerisinde irdeleyerek belli bir sonuca götürebilmemiz lazım. Şöyle bir şey var. Bakın biz bunu çok duyuyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı elbette partisinin genel başkanı ve belirli siyasi hedefleri var. Özellikle de son dönemde üst üste seçimler yaşadığımızda kabul edersek ve bu hedeflere ulaşmak için parti örgütünü, teşkilatını motive etmeye yönelik hamleler de yapıyor. Bu bir mecburiyet haline dönüşüyor Cumhurbaşkanı'nda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık ilkesi bağlamında o geniş pencereden bakarak yönetme tarzı bu üst üste yapılan seçim dönemleriyle birlikte özellikle belli bir alana sıkıştırıyor ve doğrusu çok da üzüldüğüm bir konudur. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir devletin çatısını, milletin birliğini temsil eden bir konumun bu şekilde bir mahalli seçimin içine bu kadar odaklanmış olması bence doğru bir tablo değil. Yani sürdürülebilir bir tablo değil. Tabii ki karizmatik bir lider Sayın Erdoğan, partisine tam hakim durumda. Uzun yıllarda Türkiye'yi yönetiyor. Dolayısıyla da böyle bir sistem içerisinde alt karar vericilerin karar verme kabiliyetinin geliştirilmesi de hakikaten bir irade ve yapısal düzenlemelerin de beraberinde getirilmesini gerekli kılıyor. Şimdi bildiğim kadarıyla genel müdür dahil olmak üzere bütün üst kademe yöneticilerini Cumhurbaşkanı tek başına atayabiliyor. Ve burada elbette ki istediği kişilerle de çalışma hürriyeti vardır. Zaten bu sistemin doğası da bunu gerekli kılıyor. Fakat işte bu tarafsızlık olgusunun sağlanıp sağlanmayacağı hususu toplumdaki istek ve çıkarların birleştirilmesi, uzlaşma ortamının sağlanması bakımından ne kadar bizi buna götürebiliyor, mümkün kılıyor. Çünkü yani birisinin bir göreve gelmesi için mutlaka bir partinin ya da bir ittifakın üyesi ya da sempatizanı olması gerekiyor ya da gerekmiyor tartışması da halk içerisinde yapılan bir tartışmadır. Yani bunu bundan kaçmaya gerek yok. Bu siyasetin doğasıdır. İşte siyasetin sadece rekabet ve çatışma değil, aynı zamanda bir uzlaşma ve işbirliği olduğunu da kabul ederek bu sistemin içerisinde böyle ara müesseseleri, ara hareket kabiliyeti yaratan unsurları koymak mecburiyetindeyiz. Değilse biz daha pek çok seçimde Cumhurbaşkanı'nın bu yönünü, tarafsızlığını, partili olup olmamasını neler getireceğini daha çokça tartışırız Ahmet Bey. Yani sisteme bir bütün olarak bakıp bütün demokratik kurumlarıyla inşa edebilmenin yolunu aramaktan başka çaremiz yok. Peki, teşekkür ederim. Araya gideceğim. Bir iki dakikam daha varmış. Bu başlığı kapama adına son ekleyeceğiniz bir iki hususu varsa onları da alayım. Okan Müderrisoğlu, not aldığınızı gördüm o yüzden. Bir sonraki bölüme de aktarabiliriz ama sadece şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni bir bakış açısıyla ince ayara ihtiyacı olduğu artık kabul edilebilir bir gerçek. Burada Cumhurbaşkanlığı makamının sıcak gündemden dolayı yıpratılmaması ile ilişkin mekanizmalarla sistemin işleyişindeki problematiğin aşılmasına dönük iki yönlü çalışma var. Ancak bu çalışmayı AK Parti'nin hedeflediği sistem işletmesine radikal bir müdahale veya Cumhurbaşkanı'nın tarzı icrasına neşter atma biçiminde temenni edenler, tavsiye edenler var. Bunun şu anda bir karşılığı yok. En azından Cumhurbaşkanı da karşılığını görmedim. Peki, teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz? Yani çok kısa, tartışmanın kişisel olmanın ötesine geçmesi gerekiyor. Türkiye'de maalesef işte Erdoğan'ı sevenler ve Erdoğan'a karşı çıkanlar tartışması şeklinde gidiyor. Halbuki bu bir anayasa ve uzun zaman ülkeye hizmet edecekse kişinin ötesinde tartışılması gerekiyor. Ben adını koyalım artık sistemin diyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok dolambaçlı bir şey. Bu başkanlık sistemi. Ona göre de yapıyı kurup, buna göre de artık kurup bunun üzerinde çalışalım. Bence sistemin en önemli meselesi, üzerinde belki de ilk durulması gereken şey, hükümetin denetlenmesi meselesi. Tüm ülkelerde bu açıdan önemlidir. Amerika'da, Fransa'da başkanlık ve yer başkanlık modellerinde bunun çok güzel yöntemleri var. Biraz Türkiye belki artık onlara bakabilir. Peki, son söz Ankara'dan da Kürşat Bey, buyurun.
Ben Ahmet Bey sadece bir ekleme yapacağım. Not almıştım. Hani yeni bakanlıklar kurulması gündeme gelebilir mi diye. Benim de hep uzun zamandır hayalimde olan bir şeydir. Böyle bir şey olursa mutlaka Türk Dünyası Bakanlığı'nın kurulmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Peki. Bunu da bir katkı olarak söylemiş olayım. Peki, teşekkür ediyorum. Araya gideceğiz. Aranın ardından siyasetin sıcak başlıklarını konuşmaya sürdüreceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuştuk. Bir revizyon, bir dokunuş gerekir mi gerekmez mi? Bir yılın muhasebesi masaya yatırdık ilk bölümde. Bu bölüme başlarken yine gündemdeki sıcak başlıklardan biri. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yardımcısının atanması tartışılıyor. Kürşat Zorlu, sizinle başlayalım. Muhalefet Merkez Bankası'nın bağımsızlığına atıfta bulunarak eleştirilerini dile getiriyor bu noktada. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı Çetin Kaya. Nasıl değerlendirirsiniz bu yaşananları ve beraberindeki tartışmayı? Tabii bu ekonomistlerin çok daha rahatlıkla tartışabileceği bir konudur ama bir de tabii meselenin siyasi boyutu, neticeleri var. Bir bütün olarak baktığımızda Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntılarla yüzleşirken, bunları atlatmaya çalışırken tüm kurumlarıyla yapısal anlamda dünyaya verdiği mesajın da bu tutarlılıkta olması gerekmekte. Dolayısıyla benim en çok örneğin ekonomistlerin yaptığı eleştiriler bağlamında söylüyorum. Bağımsızlığının Merkez Bankası'nın sarsılmış olması ya da böyle bir fotoğrafın ortaya çıkması uluslararası sermaye çevrelerinde Türkiye açısından daha olumsuz kanaatlerin yüklenmesine sebep olur eleştirisi çokça yapılıyor. Burada da iki tane önemli gerekçe var. Birisi görevden alma biçimi Merkez Bankası'nın başkanının. Bir diğeri de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen kanundan bahsediyoruz. Yedek akçelerle ilgili kısımdaki düzenleme. Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. Birincisi Merkez Bankası hükümetle, hükümet politikalarıyla birebir aynı kulvarda, güzergahta mı yürümelidir? Yoksa kendisine özgü bu bağımsız alanlarının korunması mı esas alınmalıdır? Burada gayet doğaldır ki Merkez Bankası'nın kuruluş amacıyla da doğru orantılı olarak para politikası araçlarını kullanma yöntemi bağımsız olduğu alandır Merkez Bankası'nın. Değilse hükümetin koyduğu hedefe doğru ilerleme sorumluluğu elbette Merkez Bankası'nda da mevcuttur. Şimdi tartışma nereden çıktı? Bu faizlerin indirilip indirilmemesi konusu, enflasyondaki yükselişin durdurulamaması iddiası. Gayet yani takip ettiğimiz kadarıyla Merkez Bankası'nın bazı hamleleriyle son dönemde enflasyonda bir gerileme yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla sadece enflasyon konusu tek başına burada yeterli değil. İşte orada soru işaretleri uyanıyor. Yani Merkez Bankası'nın görevden alınan başkanı hükümetin bir talebini veya isteğini yerine getirmediği için mi görevden alındı? Böyle olduğu vakit şu tartışma da gündeme geldi. 2018'de zannediyorum bir kanun hükmünde kararname ile bir düzenleme yapıldı. O da neydi? Birincisi Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi 4 yıla çekildi. Ve bununla birlikte kanunda görevden alınma koşullarında bir genişlik, bir esneklik de sağlandı Cumhurbaşkanı konusunda. Ve orada kurumsal hedeflere varılıp varılmaması gibi bir madde de konuldu. Dolayısıyla bu hukuki hale getirildi. Yani daha önce kanunda daha katı kurallar varken Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasındaki bu esneklik, bu yetki bir anlamda geçirilmiş oldu. Şimdi gene geliyoruz, tartışma neye odaklanıyor? Bağımsızlık, tarafsızlık. Çünkü dünyada eğer ekonomik çevrelerin, sermaye çevrelerinin dikkatini çekmek istiyorsanız pek çok koşul gibi bağımsızlık ve tarafsızlık statünüzün, fotoğrafınızın iyi bir krediye sahip olması gerekmekte. Ve gayet sanıyorum ki ekonomik problemler sadece Merkez Bankası'nın para politikası kararlarıyla düzelip düzelmemesi mümkün olmayan şeyler. Yani baktığımızda maliye politikası nasıl gidiyor? Bunların hepsini bir bütün içerisinde değerlendirerek hareket etmek lazım. Peki. Bence bunun etkilerini de
önümüzdeki dönemde gerçekleşecek adımlar ve neticelerle birlikte tekrar değerlendirmek mümkün olacaktır. Peki, Okan Müderrisoğlu, şimdi bu görevden almayla birlikte tartışılmaya başlandı tekrar. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Kürşat Zorlu adına çizdi. Yani bağımsız mıdır tamamen, yoksa hükümetin çizdiği yol, istikamet doğrultusunda mı ilerlemesi gerekir? Bu kavramlar, bu Merkez Bankası'nın görevi tartışılıyor, bağımsızlığı tartışılıyor. Nasıl bakıyorsunuz siz bu tartışmalara? Öncelikle Kürşat Bey, hani bir ekonomisti aratmayacak, müthiş bir akademik çerçeve çizdi ve ilkesel bir çerçeve çizdi. Yani buna katılmamak mümkün değil ilkesel çerçeve olarak. Şimdi birkaç hususu hatırlatayım çünkü çok büyük bir yaman çelişki durumu var burada. Bu yine hep yani ekonomik, demokratik olgunlukla ilgili bir hadiseye gelip takılıyor. Neden? Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Sanıldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değildir. Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet'in yani bir asır önceki yeni ve milli devletin ekonomik bağımsızlığının simgesi ve teminatı olarak kurulmuş bir dönem bir yabancı banka, Merkez Bankası fonksiyonunu ifa ediyordu Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde, hatta Cumhuriyet'e de bir ölçüde sirayet ettiği şekliyle. Dolayısıyla Cumhuriyet Merkez Bankası kanununda yazsa da yazmasa da milli bağımsızlığın simgesi olan bir kurumdur. Yasayla kendisine verilmiş görev fiyat istikrarı, halkımızın bildiği şekliyle yani enflasyonu düşük, ekonomik kararlarda ihmal edilebilecek, dikkate alınmayacak bir seviyede tutarak öngörülebilir, istikrarlı bir ekonomik ortam oluşturma. Türkiye, 2001 ekonomik krizinden sonra yaptığı reformlar içinde Merkez Bankası'nı sistem içinde çok özel bir yere oturttu. Sebebi şuydu, koalisyonlar vardı, parçalı koalisyon yapıları vardı, kısa süreli hükümetler vardı. Dolayısıyla siyasetçi kısa vadeli bakar, bürokrat ise ülkenin geleceğini düşünür. Merkez Bankası'nı siyasetin üstünde öyle bir yere konuşlandıralım ki siyasetçi gelip geçeci ama Merkez Bankası mutlak olarak doğruyu ve siyasetçiye rağmen doğruyu yapan kurum. AK Parti ile birlikte, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı tarzı icrası ile birlikte bu konu ve bu kavram değişti. Bir defa siyasette daha sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik oluştuğu için. İki, riski üstlenen siyasetçi aynı zamanda hesabı da millete veren konumda olduğu için bürokratla karşı karşıya geldiği noktada mutlak iradesini sahaya yansıtmak istedi. Bu Merkez Bankası'nda da oldu, farklı özel kurumlarda da oldu. İşte vesayet tanımlamasının içine oturtulan askeri ya da yargısal kurumlarla ilişkilerde de bu şekilde oldu. Fakat şunu da belirtelim, Merkez Bankası gösterge bir kurumdur. Yani uluslararası piyasalar Merkez Bankası'nı ve davranışlarını çok önemser. Esasında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı az önce Kürşat Bey'in ifade ettiği gibi politika araçlarının kullanımında bağımsızlıktır. Yani hükümete karşı duruşu olan ve buradan da bağımsızlık ölçütü ilan edilen bir Merkez Bankası 2000'li yılların başında belki anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla enflasyon hedefini hükümetle birlikte belirleyen, hedefteki sapmaları da bir mektupla gerekçesini kamuoyuna ve hükümete ileterek pozisyonunu anlatmaya çalışan Merkez Bankası. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi rejimi var. Yani enflasyon belli bir hedef ve patika aralığında tutulsun isteniyor. Ona açık bir şekilde geçtiğimizden bu yana Merkez Bankası'nın ya da merkez bankalarının ve yöneticilerinin bu sonucu elde etme konusunda bir başarı öyküsü yok. Ama bu tek başına Merkez Bankası ile ilgili de bir husus değil. Çünkü Merkez Bankası benim ekonomi bilgime ve bakış açıma göre sistemin zaten başındaki kurum değil, sonundaki kurumdur. Merkez Bankası'na bu kadar odaklanmak, yani güncel sıcak para politikası tartışmaları, faiz, kurla ilgili hepimizi etkileyen ve hepimizin bir şekilde günlük hayatına tesir eden olaylar çok sıcak cereyan ettiği için önemli. Halbuki Merkez Bankası, yani mali istikrarınız olacak, bütçeyle ilgili öngörülebilirliğiniz olacak, yapısal reformlarınız olacak, jeopolitik, jeostratejik, siyasi riskleriniz minimize olacak, hukuk sisteminize ilişkin öngörülebilirlik olacak, eğitim sisteminiz, insan kaliteniz vesaire vesaire tıkır tıkır işleyecek. Merkez Bankası da bu işleyen sistemin içinde bu çıktıların yönetilmesine etki edecek, parayla ilgili kararları verecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı sisteminde en başa koyarsanız o sizin için mutlak vazgeçilmez ve sizin kazancınızın ya da kaybetmenizin sigortası ya da riski haline getirilebiliyor. Halbuki Merkez Bankası hükümetle birlikte karar alır ve şunu da söyleyeyim, iddia ederek söylüyorum. Önemli olan algının yönetimidir zaten. En bağımsız olduğu dönem, biraz sonra konuşuruz. Ben kendisini önemser ve bilirim. Sayın Ali Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemde de Merkez Bankası karar almadan önce Sayın Babacan'la ve ekibiyle mutlaka oturur konuşurdu. Ama kamuoyu Merkez Bankası'nın bu kararı bağımsız aldığı kanaatiyle ve
kendi beklentileri doğrultusunda da karar çıkınca bu Merkez Bankası tam da doğru işler yapıyor, anladım, kanaatiyle hareket ederdi. Son nokta, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması olağan bir yol değildir. Bu bir. Olağan bir yol değildir. Evet. Darbe döneminden sonraki ilk örnek olduğu ifade ediliyor. Yani 1980 darbesinden sonra. Evet. Fightmişti zorlar. Evet. Aynen. Esasında Merkez Bankası Başkanı yetki usul paraleli vardır idari hukukunda. Nasıl atandıysa o yolla da alınır. Yani bu kadar nettir, ama Merkez Bankası sıradan bir kurum olmadığı için, bir cumhuriyet kurumu ve ekonomide gösterge kurum olduğu için etkileri fazladır ve farklıdır. Gönül arzu ederdi ki Merkez Bankası Başkanı ve başkanları siyasi iktidarla politikanın uygulanması, piyasanın beklentileriyle siyasetin beklentileri arasındaki ilişkiyi yönetmekte zorlandığı noktada kurumun kurumsallığına ve Türkiye'ye yakışır şekilde bir ayrılma, anladım, nezaketi veya metodolojisiyle bırakabilseydi. Şunu da unutmayalım, Murat Çetinkaya çok emek verdi. Haklı haksız çok eleştirilere uğradı ama bildiği doğrular vardı. O doğrular etrafında bir yol yürüdü gerçekten. Dolayısıyla her şeye rağmen teşekkür hak eden bir isimdir. Şimdi Murat Uysal da önemli bir karardan sonra Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlendiği için onun üzerindeki sorumluluk çok fazla. Ama peki, şunu gerekçe, söyleyelim. Yani bu tek gerekçe faiz indirdi, indirmedi bu mudur? Çünkü bu ya tartışma buraya gelmiş yani durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası üzerinden ekonomide yeni bir cephe açmak isteyenler, İşte 23 Haziran'da siyasette denge değişiyor, bir de ekonomide denge değişirse biz bu çarşının karışmasından istifade edelim diyenler bakımından bazı fırsatlar sunuyor. Konu çok daha ilkesel ve yapısaldır. Yani hükümetin belli hedefleri var. Bunu icra etmek için aldığı riskler, verdiği kararlar ve bunun çıktılarına ilişkin planlaması var. Merkez Bankası'nın ise daha bürokratik, daha teknik olarak baktığı, daha ihtiyatlı bir duruşu vardır. Geleneksel olarak da böyledir. Anladım. O zaman bir tercih farklılığı ortaya çıkarsa sonucuna katlanacak, bedelini ödeyecek olan siyaset kurumu olduğu için artık o tasarrufu ve sonuçlarını beklemek ve ölçmek gerekir. Anladım. Ama Merkez Bankası Başkanı'na ve başkanlarına bu görevden ayrılmalarına ilişkin, yani daha geleneksel ve kurumun kurumsallığına yakışır, peki, yol ve yöntemler bırakılsaydı bu, peki, da hani arzu ettiğimiz. Peki Mustafa Aydın, siz nasıl değerlendirdiniz bu yaşananı? Şimdi bunu aslında birinci konuyla da bağlamak mümkün. Bu meselenin bir boyutu sistem meselesi. Yani Merkez Bankası Başkanı nasıl atanır ve nasıl görevden alınır ya da ayrılır hikayesi. Merkez Bankası'nın benim bildiğim kadarıyla bir kendi yasası var. Tabii, özel yasası. Ve o özel yasasında da başkanın nasıl görevden ayrılacağı ile ilgili maddeler düzenlenmiş. Şimdi yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi de diyor ki kanun olan konularda kanun hükmünde kararnameyle veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işlem yapılmaz. Eğer arada bir çelişki varsa kanun üstün gelir. Şimdi bu örnekte bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alma durumu var. Özür dilerim bunun, hocam. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnameyle ilgili yasasındaki gerekçelere ilaveten başka gerekçelerle de Cumhurbaşkanı'nın bu tür tasarrufta bulunmasına ilişkin verilen yasal çerçevedeki yetkinin kullanılmasına ilişkin idari bir tasarruf. Yani Merkez Bankası Başkanı idari bir tasarrufla görevden alınmış değil tek başına. Alınmasına imkan veren başka bir yasal çerçeveye atıfla. Doğrudur, yanlıştır, evet, böyle yani, olmalıydı, evet, olmamalıydı. Hani bir, ben usule ilişkin doğru, sadece katkı sağladım. Yani bir kararnameyle aslında mevcut yapı genişletiliyor. Dolayısıyla bunun hukuki boyutu, bilmiyorum hani yasaya, mahkemeye taşınacak mı taşınmayacak mı, ama taşınırsa bunun hukuki boyutu tartışılacak. Hatta ilk turda konuştuğumuz Okan Bey'in dediği hiç denenmedi bu sistemin bu tarafları. Bu aslında denenebilecek ve görülecek şeylerden bir tanesi. Hukuken hangisi doğrudur onu anlayabileceğimiz Murat bir nokta. Murat Çetinkaya'nın hani tarzı, üslubu. O kendi götürmeyecek ama değil, sadece o değil anladığım kadarıyla. Yine ama yasal tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanının bu tasarrufta bulunmasına imkan veren bir idari karar, bir kararname yetkisi değil. O yetkiyi kullanmasına da dayanak teşkil eden daha genel bir kanun hükmünde kararname çerçevesi var. Onun için özellikle vurguluyorum. Doğru. Peki. Ya bu söyleniyor ama sonuçta bir yasa var ve yasayla da bir çelişki, peki, var. Dolayısıyla bu birinci mesele. İkinci mesele bu merkez bankalarının bağımsızlığı hikayesi. Tabii Türkiye'de
son dönem, yani 2000'li yıllardan belki daha çok konuşuyoruz o krizden beri, ama esas itibariyle dünyada da 1970'lerden itibaren daha bir trend olarak başlayan yoktu. Daha önce bu kadar yoğun vurgulanan bir şey değildi ve o kadar ki 90'lı yıllardan itibaren artık bu neoliberal ekonominin de kutsallarından bir tanesi haline geldi. Çok güzel. Bunun ortaya koyulmasının arka planında da aslında 70'li yıllardaki petrol krizi, dünyadaki petrol krizi var ve orada özellikle gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının hükümet tarafından baskı altına alınıp karşılığı olmayan para basmak zorunda kalmaları, faizi yüksek borçlanma altına girmeleri ve ülkeyi bir anlamda finans krizlerine taşımaları var. Bu dolayısıyla IMF ve Dünya Bankası'nın da öncülük etmesiyle bu bütün dünyada yaygınlaşmış bir şey. Doğru. Türkiye'de de aslında baktığınızda yani hem Türkiye 70 özgü değil, çok güzel değil. Yani hem 70'li yıllarda hem 90'lı yıllarda biz bunu çok tartıştık aslında. Hükümet Merkez Bankası üzerinde çok fazla tahakküm kuruyor ve tam da dünyadaki o sorunu ortaya çıkartıyordu. 2001 krizinden sonra o yüzden büyük ölçüde, hatta AKP hükümetinin ilk icraatları arasında da var. Ondan önce de kurullar döneminde, hani Türkiye'de yarı bağımsız veya özel kurumlar kurullar oluşturulurken Merkez Bankası'nın yetkileri daha da güçlendirilmişti. Fakat şimdi o bir dünyaya ait bir model, belli bir dünyaya ait bir modeldi. Şimdi dünyaya bakınca, hani Türkiye'yi biraz dünyadan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Dünyaya bakınca şu anda bağımsızlıkçı bir dünyadan ziyade ekonomide müdahaleci bir yapılanmaya doğru gidildiğini görüyorsunuz. Yani tüm dünyada siyasi yapılar ve sistemler değişiyor. Güçlü liderlerin ve siyasete daha fazla müdahale eden, daha çok otoriteyi ve kontrol elinde tutan liderlerin olduğu ülkeler görüyoruz. Ve nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump şu anda Merkez Bankası'yla, oradaki merkez Federal Reserve'le ciddi bir sorun yaşıyor. Benzer eleştirileri tabii faizi indirmeliydi diyor, yanlış yaptı diyor. Aynı, yani Türkiye'dekine çok benzer tartışmalar var. Dolayısıyla bunun, olayın bu boyutunu da dikkate almak lazım. Yani dünyada da ekonomik model ve sistem farklı bir yere ve farklı bir tartışmaya gidiyor. Ama yine hacette, yani işin en ince noktasına geldiğimizde güven meselesi bu işin en önemli meselesi. Yani Merkez Bankası kimin kontrolünde olursa olsun, hükümetin kontrolünde de olan bir sistem kurulabilir, bağımsız bir sistemde kurulabilir, ama esas mesele güven vermesi. Hem uluslararası piyasalara hem de kendi halkına güven vermesi. Burada siyasi hedeflerle, öngörülerle ve hükümetlerin siyasi arzularıyla politika yürütmediğinin işaretini herkese vermesidir. Yoksa Merkez Bankası... Güven noktasında bir sıkıntı yaşandığını düşünüyor musunuz? Yani var. Şu son olayla birlikte baktığınızda, özellikle uluslararası piyasalar açısından bakarsanız, Türkiye zaten güven anlamında kırılgan bir noktada. Şimdi bu biraz daha, yani şu eleştiri çok yapılıyor tabii uluslararası alanda. Keyfiyete dayalı bir yönetim tarzı mı geliyor? Daha çok keyfiyete dayalı bir politika mı izleniyor tartışması çok var Türkiye ile ilgili olarak yurt dışında. Şimdi bu tür davranışlar ona da ne diyelim, kışkırtıyor, cesaret veriyor veya ateşlendiriyor. O nedenle esas mesele güven. Bir de yani Kürşat Bey'in söylediği bir önemli unsur var. Bu Cumhurbaşkanı böyle bir şey demedi açıklamasında. Niye görevden aldığıyla ilgili bir açıklama yaptı ve böyle bir şey demedi, ama kamuoyunda sanki ekonomiyle ilgili bütün sorunların sorumlusu Merkez Bankası'ymış gibi de bir tartışma yürütülüyor. Halbuki konunun bununla bir alakası yok. Ekonomi çok bileşenli bir şey ve çok fazla sayıda kurumun sorumluluğu olan, bakanlığın etkisinde olan bir şey. Merkez Bankası sadece para politikası, elindeki araçlar da aslında sınırlı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve ekonominin de sadece belli bir alanından sorumlu. O işini çok iyi yapsa bile diğer birimler işini iyi yapmıyorsa aslında sorun çözülemez. Ahmet, doğru. Bir cümle söylemem müsaade eder misin? Buyurun, tabii ki. Meclise bir torba yasa sunuldu. Şimdi teknik bir konu olduğu için bu saatte yormayalım izleyenleri. İhtiyat akçesi vesaire, evet. Bir takım, yani devletin bir takım rezervlerini kullanma biçimiyle ilgili. Şimdi o kanunun gerekçesinde ulusal ve uluslararası konjonktürdeki gelişmelerle ilgili bir ifade var. Şimdi önemli olan, yani yaşadığınız koşullardaki problemleri algılama ve bunlara çözüm üretme refleksiniz. Bunun da genel kabul görecek şekilde ikna edici olması ve neticelerinin de kabul edilebilir bir başarı endeksine oturması. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Merkez Bankası ile ilgili bu tasarrufun
genel şimdiye kadarki bilgilerimiz ve değerlendirmelerimizin dışında bir analize oturabilmesi için ulusal ve uluslararası konjonktürden kaynaklanan büyük meydan okumalara karşı aldığınız tedbirlerin ikna edici olması ulusal ve uluslararası kamuoyunu ve çıktıları itibariyle de kabul edilebilir makul bir başarı çizgisine oturması. Bunun da maksimum önümüzde 6 aylık bir fırsat penceresi var. Bu 6 ay içinde bu iş bir yere doğru oturursa o zaman Türkiye ile ilgili yeni algı ve yeni kabuller oluşabilir. Aksi takdirde güvenle ilgili bu tartışma derinleşebilir. Peki. Ankara, Kürşat Zorlu, var mı ekleyeceğiniz bu başlık altında? Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii Merkez Bankası'nın ya da yöneticilerinin performansını belirleyen ölçütlerden bir tanesi de küresel sistemde ekonominin nereye doğru gittiği. Örneğin işte Sayın Durmuş Yılmaz'ın başkanlığı döneminde biliyorsunuz çok ciddi bir sermaye akışı vardı Türkiye'ye. Problemler bu kadar değildi. Türkiye'ye yönelik hasmane tutumlar ekonomiyle bütünleşmemişti. Yani o dönemde böyle bir gündemimiz yoktu. Dolayısıyla da para politikası araçlarını kullanmak hayli yani bugüne göre daha rahat bir gündemde hareket kabiliyeti sağlıyordu Merkez Bankası'na. Şimdi tabii daha zorlu koşullarla karşı karşıya. Burada esas olan bence iki tane önemli netice var. Kısaca ona söyleyeyim. Birincisi 10 ay önceden yaklaşık alındığı için Merkez Bankası Başkanı. Acaba bundan sonra atanacak yeni başkanlar para politikası araçlarını kullanırken bu bağımsızlık, tarafsızlık ilkesine göre tam bir hakimiyet içerisinde bu kararları mı alabilecekler? Yoksa hükümetin bu siyasi hedefleri, örneğin bir seçime doğru gidiyor olabilir Türkiye. Böyle bir konumda Merkez Bankası Başkanı bunu dikkate alarak örneğin hareket edebilecek mi? Bu birinci tartışmalı meseledir. İkincisi de bence bir tespit açısından önemlidir bu ihtiyaç akçesi meselesi. Nedir o? İşte zor durumlarda, kötü günlerde kullanılmak üzere kârdan ayrılarak tutulan bir rezervden, bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu %20 iken %10'a düşürüldü ve buna da TBMM'nin herhangi bir genel kurulu kararı olmadan hazineye devredilebilmesi imkanı tanındı. Bu şunun aslında bir ispatıdır ve açıklamasıdır bir yönüyle. Bütçe disiplininden Türkiye hayli uzaklaşmıştır. Bir bütçe açığı söz konusu. Dolayısıyla Türkiye bu ekonomik açıdan olağanüstülüğün yaşandığı bir dönemdedir ve bu akçenin aktarılması gündeme geldiğinde bundan sonra artık siyasi sorumluluk, bu kararın sorumluluğu da bu kararı alanlara aittir. Dolayısıyla burada önemli neticelerini önümüzdeki dönemde verilerle, elde edilen neticelerle göreceğiz ve bu kararın ne kadar doğru olmadığını da kamuoyu tartışma fırsatı elde edecektir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Var mı? Noktayı koyuyorum ekonomi başlığına. Yani bu önemli bir husus. Bu kararın bundan sonraki yeni ekonomi politikası bakımından şöyle bir göstergesi var. Merkez Bankası'yla siyaset ya da hükümet ilişkileri bakımından ya bir son evredeyiz ya yeni bir evredeyiz. Ne demek istiyorum? Merkez Bankası kanunu ve Merkez Bankası'nın sistem içindeki yerini yeniden tanımlamamız gereken bir döneme de girebiliriz ve yeniden bir ekonomik program tanımlamasına da ihtiyaç duyabiliriz. Anladım. Çünkü ulusal ve uluslararası konjonktür, bugün Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Türkiye'ye dönük eğer bir ekonomik saldırıyı çok net bir şekilde tanımlıyorsa o zaman buna karşı farklı araçlar kullanılabilecektir. Ama bu her zaman acaba ne olacak, spekülasyon ne olacak, başka radikal tedbirler mi alınacak gibi soru işaretlerini pekiştirir. Fısıltı ekonomisini reel ekonomi haline getirebilir. Bu çok tehlikelidir. O yüzden bu tür kararların kamuoyu yönetimi kararın alınmasından çok daha önemlidir. Yani önümüzdeki dönemde ekonomi yönetenler sürekli ve etkin bir iletişim politikasıyla ne yapmak istediğini anlatarak ikna etmeli. Peki. Ki Merkez Bankası'nın yeni başkanı da bunu özellikle vurguladı. Göreceğiz. Peki, şimdi önemli bir diğer başlık, Ali Babacan'ın kurucusu olduğu AK Parti'den istifası, bir istifa dilekçesi kamuoyuyla da paylaştı. Ali Babacan. Son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalarla inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım dediği, içinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır diyerek de bir anlamda yeni hareketin ya da bir yeni partinin fitilini ateşledi Ali Babacan. Şimdi Okan Müderrisoğlu, bir önce işin perde arkasına bir bakmak isterim. Nedir? Neler konuşuluyor kulislerde? Ne zaman bu hareket bir şekilde kamuoyuna açıklanacak? Kimlerden oluşuyor?
isimler bile belli diyorlar. Parti ismi dahi belirlendi deniyor. Nedir şu anda işin perde arkasında? Şimdi hızlı hızlı yaşanan birkaç hususu hatırlatarak bu hızlı sıcak hızlı soruya cevap vereyim. Tabii ki. Şimdi Ali Babacan kimdir? Sayın Abdullah Gül'ün 35 yaşında babasından kız ister gibi siyasete istediğim ve kazandırdığım isim dediği bir profildir öncelikle. İkincisi, çok genç yaşına rağmen krizden çıkmakta olan, 2001 krizinden çıkmakta olan ekonominin sorumluluğunu üstlenip özellikle Sayın Abdullah Gül'ün himayesinde oldukça ulusal ve uluslararası çevrelere hitap eden vitrin de oluşturmayı başarmış ama etkili ve sonuç veren politik kararların da temsilcisi olarak düşünüldü. Ama her zaman bu şemsiye Sayın Abdullah Gül'ün kendisini kabinede himaye etmesi ama üstte de Sayın Tayyip Erdoğan'ın toplumun önemli kesimlerini peşinden sürükleyerek elde ettiği büyük siyasal güce de aynı zamanda yaslanarak yürütülen bir politikayı. Dolayısıyla Ali Babacan Sayın Erdoğan'a rağmen elde edilmiş siyasal güce rağmen bir başarı öyküsü yazmadığı gibi Ali Babacan'ın eğer ortaya konulan bir başarı öyküsü varsa tabii ki bunun da siyasetin büyümesine, AK Parti siyasetinin büyümesine etkisi oldu. Ama her zaman unutmayalım, liderlik ve partinin ana doğrultusu esastır. Bu yönüyle bakıldığında Sayın Babacan aşırı ihtiyatlı bir isimdir. Ketumdur, çok kuralcıdır ve mutlak güven esaslı çalışır. Yani bir özel sohbetimizde ve farklı röportajlarında da söylemişti. Mesela seyahate çıkacağı zaman pasaportunun ön yüzünün renkli fotokopisini başka bir kenara koyan bir isimdir. Niye? Pasaport eğer kaybolursa onun üzerinden bir geçici seyahat belgesi çıkarabileyim diyen bir insandır. Seyahate gittiğinde parasının bir kısmını cüzdanına, bir kısmını cebine, bir kısmını çantasına koyan bir isimdir. Hani çalışma tarzı itibariyle söylüyorum ama netice itibariyle öngörülebilir, güven veren ekonomi modelinin temsilcisi oldu. Ama bunun arkasında mutlak bir siyasal güç olarak Sayın Erdoğan'ın kitlesel olarak toplumu sürükleyici kabiliyetiyle Abdullah Gül'ün kendisini kabine içinde himaye eden bir tür siyasal hava yastığı rolü de vardı. Bunun altını çizelim. İkincisi, nasıl bir hazırlık aşamasındalar? Şöyle bir aşamadalar. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde ifade ettiği şekilde biz şimdilik bir platform oluşturacağız, bir hareket oluşturacağız. Ama aklen ve kalben ben ayrıştım deyince Sayın Cumhurbaşkanı madem böyle bir hareket ya da platform oluşturuyorsunuz, gelin bunu AK Parti'nin hizmetine sunun o zaman. Hani niye AK Parti'ye karşı konuşlandırıyorsunuz şeklinde soru sordu veya sorgulama da yaptı bir isim. Ancak Abdullah Bey'in, Sayın Gül'ün sistemden, yani kabine denkleminden ayrılması sonrası ya da Cumhurbaşkanı'ndan ayrılması sonrası Sayın Babacan çok yalnız kaldı. Bu bir. İki, Sayın Cumhurbaşkanı da tarz icrasında özellikle 17-25 Aralık yargı emniyet darbesi sonrasında çevresiyle ve birlikte çalıştığı arkadaşlarla ilgili de ciddi bir sorgulaması oldu. Yani kendi içinde bir güven muhasebesi yaptığında mutlak olarak güveneceği isimler tesis etmeye başladığında Sayın Babacan giderek etkisini yitirdiğini ve hani trenden inmediğini ama trenden atılacak aşamaya geldiğini söylemeye başlamıştı. Unutmayalım, Sayın Babacan'ın çizgisi Sayın Abdullah Gül'le şekillenmişti. Anladım. Ve o çizgiden hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı kendisine farklı görevler de teklif etti. Ancak Sayın Babacan hani mutlak garantiyi esas alan bir isimdir. O yönüyle... Peki harekette kimler var? Sistemde. Vitrinde kimler olacak? Belli mi bunlar? Bu ketumiyet içinde kapalı devre bir çalışma yürütüldüğü için hani belli başlı isimleri biliyoruz. Onları nereden biliyoruz? Onlar hani Ramazan'daki iftar sofralarında, sahurlarda, özel toplantılarda karşımıza çıkan ve zaman zaman bu hareketin de içinde olduklarını dillendirilen isimler olarak. Öyle bakıldığında yani işte eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den, eski İçişleri Bakanı ya da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan, efendim eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün'den, eski Bakan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten söz ediliyor, edilebilir. Ama bununla ibaret değil. Belli ki Özal'ın dört eğilimini veya AK Parti'nin başlangıçtaki çıkışını çağrıştıracak hem AK Parti'nin içine hem de AK Parti'nin dışındaki sosyolojik çevreye hitap edecek ama böyle politik keskinlik içinde değil. Çünkü anlaşıldı ki farklı politik eksenler Gezi hadisesinden sonra oluşan sosyolojik ortamda ve ittifak zincirinin beraberinde getirdiği büyük birlikteliklerle çok esnek oluşumlara ve dayanışma biçimlerine, orta uzun vadeli veya kısa vadeli işbirliklerine yol açabiliyor. O yönüyle de bakıldığında yani artık çok politize olmanın ötesinde
duruşuyla, temsil ettiği değerlerle toplumda karşılık bulabilecek isimleri de devşirdikleri. Sayın Cumhurbaşkanı görevdeki milletvekillerinden kimse yok demişti ama. Yani bu konuda bir tereddütü yok. Aynı zamanda hani aklı karışan birileri varsa onlara da bir mesaj. Hani ayrılanlar şimdiye kadar başarılı olamadı diye ifade ediyor. Ama Sayın Gül'ün yakın mesai içinde olduğu kıdemli bir takım gazeteciler AK Parti'nin de ayrışarak bu şekilde doğduğuna ilişkin başarı öyküsü yazmaya çalışıyorlar. Günün sonunda Sayın Erdoğan yani darbe girişimleri, sokak hareketleri, parti kapatma davaları, efendime söyleyeyim açık 15 Temmuz'daki gibi ki pazartesi günü 3. yılını tamamlayacağız. Bu tür büyük meydan okumalara karşı koyarak geldiğini, dolayısıyla da hani bu anlamda siyasetin kaderini kendisinin çizdiğini düşündüğü için o kaderci çizgi içinde yani neler gördük, neler kimler geldi, kimler geçti gibi bir çizgi içinde hali hazırda. Peki bir araya gidelim. Aranın ardından bu yeni parti kurulursa eğer ki kurulacak öyle gözüküyor. Siyasi yelpazenin neresine konumlanır, nasıl bir etki yaratır bunu konuşalım kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası sonrasında yeni parti tartışmalarıydı konumuz araya gitmeden önce. Mustafa Aydın sizinle başlayalım bu bölüme. Ne dersiniz? Bir evet yeni hareket, başta bir platform dedi Okan Müderrisoğlu. Bir hareket ve bir partiye evrilecek belli ki öyle gözüküyor. Siyasi yelpazenin neresinde yer alır, nasıl bir etki yaratır? Şimdi aslında tam da onu not alıyordum. En önemli sorulardan bir tanesi bu. Nasıl bir parti olacak yani partileştiğine göre? Bizim önümüzde bir İyi Parti örneği var. İyi Parti merkeze oturacak ve merkez siyaset yapacağını söyleyerek başlamıştı. Ama başlarken çok fazla MHP kökenli milletvekiliyle ve yöneticilerle başladı. Gelinen noktada yeterince merkeze de kayabilmiş gözükmüyor. Yani uzun süre MHP'nin tabanına oynadı ve oradan insanları aldı gözüküyor. Şimdi biraz açılmaya başladı hakikaten. İşte CHP'den aldı, biraz AKP'ye doğru evrilmeye başladı. Şimdi yeni partinin oturacağı yere baktığınızda adı geçen isimlerin hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekilleri ya da onunla alakalı isimler. AK Parti seçmenini mi hedefleyecek? Şimdi eğer böyle bir yere oturursa o zaman Türkiye siyasetinde o kadar büyük boşluk olmayan bir alanda fakat bir sorunun yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı bir alana oturuyor. Sözünü ettiğim sorun şu, bizim kendi araştırmalarımıza göre AK Parti tabanı içerisinde, AK Parti'ye uzun yıllar oy vermiş kitle içerisinde bir çeşitli araştırmaya göre değişir ama 7 ile 10 puan arasında değişen bir grup partinin uygulamalarından son yıllarda giderek rahatsızlaş olmaya başladı. Ve nitekim son daha sorgulamacı son yerel seçimlerde de ya seçime sandığa gitmedi ya oyunu başka bir adaya veya partiye verdi. Dolayısıyla eğer buraya oturacaksa ve hedef buysa o zaman bir 10 puanlık bir hedefi var en azından ilk kuruluş aşamasında. Fakat kendi söylemlerine baktığınızda ya da bu oluşumla ilgili başkalarının yaptığı analizlere baktığınızda da işte ANAP örneği veriliyor, Turgut Özal örneği veriliyor, 4 eğilim örneği veriliyor. Eğer böyle bir yere oturacaksa da o zaman Türkiye'nin merkez siyasetine oynayacak demektir. Fakat orada da şunu unutmamak gerekiyor. ANAP dönemiyle bugünkü Türkiye arasında yani 1990'lar Türkiye'siyle 80'ler ve 90'lar Türkiye'siyle 2010'lar Türkiye'si arasında siyasi yelpaze anlamında önemli bir farklılık var. Türkiye'de siyaset 1980'den başlayan bir süreçle giderek daha sağa kaydı. Artık merkez daha sağda. 1980'deki merkezde değiliz şu anda. Dolayısıyla ANAP'ın oturduğu yerdeki merkeze hitap etmek başka bir politika anlayış gerektiriyordu. Bugün daha farklı. O yüzden farklı bir yapıya doğru evrilmek ve farklı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok özür dilerim hocam. Sanki böyle yani bir merkez tanımlamaktan ziyade kavram ve değerler tanımlayarak gidecek. Bu kavram ve değerler yeni bir kapsama alanı oluştursun iddiası ve hedefindeler. Çünkü AK Parti kendine göre yeni bir siyasi merkez inşa ettiğini ifade ediyordu. Son dönemde bu merkez daha çok çeperindeki söylem ve politikalarla daha dışa doğru savruldu ve merkezi tutmakta zorlanıyor diye bir takım eleştiriler ya da tespitler var. Dolayısıyla
Yani kuşkusuz ilk etapta isimler farklılıkları bir araya getirse bile AK Parti ile daha temayüz etmiş kıdemli kademeli siyasetçilerden oluşacağı için mutlaka AK Parti'den ne koparacak tartışması daha ağır basacaktır. Ama bir AK Parti, ANAP, 2002 fabrika ayarlarından ziyade daha yeni kavramlar veya herkesin etrafında kolaylıkla buluşabildiği kavramların içini doldurarak bu kavramları politik hayata taşımakla ilgili bir söylemle bir yeni kapsama alanı, yani ben bir yeni merkezden ziyade yeni bir kapsama alanı oluşturma arayışı diye görüyorum şu anda. Anladım. Şeyin, yani Babacan'ın partiden istifa açıklamasına baktığınızda işte gelecek, yeni bir gelecek vizyonundan bahsediyor. Dolayısıyla orada bize sunulacak alternatifler önemli. Ama yani o gelecek vizyonunun ne kadar yeni olacağı şimdilik soru işareti halinde. Orada büyük ihtimalle gözüktüğü kadarıyla zaman içerisinde 2002'de ve 2002'den aslında 2007'ye kadar olan süreçte AK Parti'nin kendi çerçevesinde oluşturduğu bir ittifak vardı aslında. Gözükmeyen bir ittifak. Türkiye'de işte liberal sol, merkez sol, merkez liberal olarak tanımlayabileceğiniz pek çok farklı gruptan da destek, oy değilse bile destek ama zaman zaman da oy aldığı bir yapı vardı. Şimdi bu yapı 2011'den sonra yavaş yavaş çözüldü ve giderek daha muhafazakarlığı, dindarlığı ve son 2-3 yıldır da milliyetçiliği öne çıkan bir partiye veya yapıya dönüştü, bir koalisyona dönüştü büyük ölçüde. Dolayısıyla aslında hedeflenecek kitle biraz o. Türkiye'nin merkez sağdan merkez sola uzanan kesimindeki liberaller, bir anlamda muhafazakarların daha liberal kanadı ve belki de milliyetçilerin işte daha liberal. Bir sadık seçmen biraz da meselesi var. Biraz işte da orası kalabalık bir yer aslında. Ama oynak bir taban yani. Oynak bir taban. Yani peki artık hayatının üstüne siyasi bina inşa etmek gibi bir şey. Şöyle sorayım, ittifaklar üzerinden şekilleniyor diyoruz. Yeni bir parti tek başına ilerlemeyi mi tercih edecek? O ittifaklardan birine girecekse Millet İttifakı cephesine mi hizalanacak? Ne dersiniz? Birkaç rakam söyleyeyim mi? Tabii ki. Belki, yani şu anda ben mecbur görüyorum. Çünkü yeni kurulacak herhangi bir parti vizyonu ne olursa olsun ilk etapta bir %10 barajıyla uğraşmak zorunda. Onu hedefleyecek. İki, mecliste bir taban kurabilmesi lazım ki, temsil edilebilmesi lazım ki önümüzde 4 yıl var eğer seçim normal zamanında olursa. Mecliste olmayan bir siyasi yapılanma 4 yıl hayatta kalması o kadar kolay değil. O vizyonu sürdürmesi kolay değil. Ve %51 ittifakları bence zorluyor artık. 30 saniye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden oluşturduğu ittifak ve biz değişiyoruz. Size tehdit değiliz. Ve memnuniyetsizliklerinizi de biz karşılarız şeklinde oluşturmaya çalıştığı bu algı toplumda ne kadar karşılık bulacak ile AK Parti'nin iç sorgulaması, muhasebesi veya memnuniyetsizliğinden türeyecek tavrın ne ölçüde bir büyük siyasi ivme yaratacağı ile ilgili bu husus. Aksi takdirde hocamızın söylediği gibi acaba %10 barajında nereye oturur bir ittifaka hani tabiri mazur görsünler ama acaba yama olur mu algısı oluşur. Halbuki %50'lik bir kitleyi rahatlıkla mobilize etmeyi hedeflemeniz lazım. Böyle Anladım. Büyük bir iddianızın olması lazım. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü gibi AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp şimdi AK Parti'nin yanından bir yol bulmaya çalışan sınırlı sorumlu bir siyaset alanı olarak da de söyle vurgulamak lazım. %50 yani 51 50 artı 1 Doğru. diyelim 50 plus sistemi ufak partileri daha anlamlı hale getirdi. Yani %10 barajı hala var ama ufak partiler ve birbirine yakınlığını düşünürseniz blokların iki blok var şu anda. Marjinal blokların ağırlığını arttırdı. Yakınlığını düşünürseniz küçük partilerin ağırlığı Öyle. Arttı. Yani bu parti mesela oluşum %5'lik bir destek bile alsa bu ittifak sistemlerinin yeniden düşünülmesi. Orada Okan Müdürlüğü oluyor ki %5'le çıkacaksınız hiç çıkmayın. Onu anlıyorum. O ayrı yani. Bir şey ama ittifakların ama sistemi sistemde yani zorlar yani. Tamamlayıcı bir şey söylüyor. İttifak sistemi içinde %5 altın hisse gibi bir hale gelip evet. sistemi Doğru. domine edebilir diyor. Bunu Doğru. Ankara'ya dönelim. Kürşat Zorlu siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu yeni parti tartışmalarına? Nasıl bir etki yaratır sizce siyasette? Bir süredir tartışılan bir konu esasında. Özellikle Sayın Gül
çevresindeki iddialar ve yönelimler çerçevesinde söylüyorum. Zaman zaman işte parti kuruluyor, kurulacak tartışmaları oluyordu. Sonra bu gündemden düşüyordu. Ama Sayın Babacan'ın bu istifa kararı ve açıkladığı mektup öyle gösteriyor ki önümüzdeki günlerde bir partileşme süreci vücut bulacak, yasal hale gelecek ve karşımızda bir kurucular kurulu, bir parti programı, bir gelecek tasavvuru varsa nasıl bir tasavvurdur göreceğiz. Tabii ki bunlar açıklandıktan sonra bir partinin nereye doğru evrilebileceğini söylemek çok daha kolay olacaktır. Çünkü halka dayanmayan partilerin geçmişte kendileri açısından hazin örnekleri vardır. Büyük medya kampanyalarıyla kurulan kimi partiler girdikleri ilk seçimde %1'leri geçemeyen neticeler elde ettiler. Dolayısıyla parti kurmak dönemin ruhu açısından aslında bir inşa süreci. Bunun zemininde ihtiyaçlar var. İhtiyaç dediğimiz yerde de halk duruyor. Gerçekten bugün seçmen, Türk seçmeninde böyle bir beklenti ihtiyaç var mı? Bunun üzerinde 3 tane önemli kolon vardır siyasal partiler açısından. Güven, inandırıcılık ve kitleleri sürükleyebilme becerisi. Burada da elbette ki bu programı ve kurucular kurulunun tepesinde ya da önünde duran kişinin kim olduğu ve bunu sunum becerisidir. Çatısı da elbette bu proje ve programdır. Böyle bakıldığında Sayın Babacan ismi öne çıkıyor. Neden böyle bir öne çıkış var diye sorarsak, bence Sayın Babacan'ın en büyük avantajı ciddi bir süredir siyasal tartışmaların içerisinde yer almıyor olması. Günlük bir takım popülist tartışmalardan uzak durmuş olması ve doğrudur, yanlıştır. Yani aldığı kararlarla Türkiye'nin bugün geldiği ekonomik sıkıntılar arasındaki ilişkiyi gayet tabii iktisatçılar, bu konu uzmanları daha iyi sorgulayabilirler. Ama benim vatandaşta gözlemlediğim bir yerlerde ekonomideki bu yükseliş dönemiyle Sayın Babacan'ın ismi ve fotoğrafı arasında bir ilişki kurma gayreti ya da beklentisi halkın bir kısmında meydana gelebilir. Ama tabii ki bu bahsettiğim üzere partinin çıkışıyla ve sunum becerisiyle de alakalı bu durum. Fakat bunun kadar en önemli durum bence AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı ve neler yapacağıyla çok alakalı bu durumdur bu. Eğer işte bir erken seçim gündeme gelmezse Türkiye'de 2023'e kadar bir seçim olmayacağını öngörürsek önümüzde birkaç yıllık bir dönem var. Şimdi bu dönemde AK Parti seçim sonuçlarını ne kadar iyi değerlendirip sistem tartışmaları başta olmak üzere Türkiye'nin bu yapısal, ekonomik, tabii bir de dış politikada belki konuşacağız farklı sorunlar var. Bu anlamda nereye doğru gidecek? Yani AK Parti ve Sayın Erdoğan'ın yaptıkları ya da yapmadıklarıyla ilintili bir biçimde yeni kurulacak bir partinin de hareket kabiliyetini artırabileceğini ya da kısır bir alanda kalabileceğini söylemek mümkün. Ve bir şey de ifade etmek lazım. Hakkını da vermek lazım. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu yerel seçimlerdeki önemli dokunuşlar ve hamlelerle Cumhuriyet Halk Partisi şu anda tüm il belediyeleri bazında toplam nüfusun %39'unu yerel yönetimler bağlamında yönetir hale gelmiştir. AK Parti %33'lere gerilemiştir. Şimdi yani Ekrem İmamoğlu kararı, sonra Mansur Yavaş kararı, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de düne göre yeni bir zemin yaratma konusunda daha başarılı bir süreci yönetmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. İşte böyle bir diyalektik içerisinde gerçekten zorlu bir mücadele olacaktır yeni kurulacak parti açısından ve bu da Türkiye'de siyasal anlamda rekabetin arttığı günleri bizlerle karşı karşıya bırakacak gibi gözüküyor. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Okan Bilirsel, baktığımızda bir anda 23 Haziran seçim sonuçları, sonrasında AK Parti içerisinden ayrılacak bir grup, yeni oluşum haberleri. Şimdi sizin 6 Temmuz yazınızda not aldığım bir cümle vardı. Başlangıç, yazıya başlangıç cümlenizi diyorsunuz ki neredeyse herkes işi gücü bırakmış, AK Parti nasıl kurtulur telaşına düşmüş gibi bir algı, bir durum var sanki ortada. Var, biz bunu çok görüyoruz Ankara'da. Şimdi var mı peki böyle bir ihtiyaç mı var? AK Parti nasıl kurtulur? Yani
bir şey mi oluyor da nasıl kurtulur insanlar düşünmeye başladı? Benim orada kastettiğim şuydu. Türkiye'de en temel problem siyasette nedir dediğinizde siyasi asimetri. Daha hani sadeleştirilmiş ifadesiyle Türkiye'de muhalefet sorunu. Şimdi AK Parti ilk kez hem kendi içinden türetilmekte olan bir muhalefetle hem de ben değiştim, sizdeki memnuniyetsizliklere de bende çare var diyen ve aynı zamanda ittifak sisteminin beraberinde getirdiği işbirlikleri kısa ya da orta vadeli bana göre oportunist oluşumlarla da büyük bir sınamayla karşı karşıya. Dolayısıyla şimdi buna nasıl karşı konulacak diye düşündüğünüzde o zaman AK Parti sistemde hani önemli ve değerli bir konuma oturuyor. Çünkü kapsam alanı en geniş parti. Türkiye'nin en doğusunda en batısında tam sağ siyaset yapan her bölgesinde her düzeyde milletvekili veya belediye temsilcisi başkanı çıkartmış bir parti. Ama öte yandan az önce söyledi bu kapsam alanındaki zenginliğe rağmen oranda bir yüzeysel olarak coğrafi olarak da bir sıkışmışlığa doğru acaba gidiyor mu? İkincisi AK Parti bu büyük meydan okumaya nasıl karşı koyacak? İşin içinde ne var? Çok daha geriye gidersen 7 Haziran 2015 seçimlerinin mesajını aldık deyip 1 Kasım 2015'te elde edilen sonuçtan sonra bunun muhasebesinin ne kadar yapılıp yapılmadığı var. 31 Mart'ı okumak var, 23 Haziran'ın mesajını değerlendirmek var. Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifakı sürdürmenin hem gerekliliği ama aynı zamanda fırsat ve risklerini bir arada tartma var. Parti içinde veya tabandaki memnuniyetsizlik, rahatsızlık veya şikayetleri doğru okuyarak onları partiye entegre tutmak var. Bir yandan da partinin içinden doğabilecek ya da partinin çeperinden yeni bir siyasi oluşuma doğru gitmekte olanlara da karşı alınabilecek tedbirler var. Şimdi bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani adım adım okuyarak ve yani öyle bir hamle yaptığında hem bu 5 temel yaklaşımı ya da 5 temel büyük meydan okumayı karşılayan ama aynı zamanda birçok hesabı da boşa çıkarabilen hamlelerinin olması bekleniyor. O yüzden acaba bu nasıl olur diye çok yaygın bir şekilde kafa patlatılıyor. Bu AK Parti'nin kurumsal kimliğine verilen değer ve önem kadar acaba yeni bir muhalefet türüyor ve AK Parti artık başka bir kulvara mı giriyor? Daha rekabetçi az önce söylendi bir siyaset dönemi AK Parti'yi buna ne kadar hazır kılıyor? AK Parti kendisini ne kadar yenileyecek? Kapsam alanını nasıl arttıracak? Gençlere nasıl hitap edecek? Söylendiği gibi işte burs verdik, kredi verdik, harçları kaldırdık, interneti de ücretsiz yaptık, bu gençler bizimle gayet iyi yol yürüyor diye izah eden parti yöneticileri gibi bir gençlik var. Yoksa babası AK Partili olup kendisi AK Parti'den ayrışmış bir gençlik var ve onları hangi dille yeniden sisteme entegre edeceğinize ilişkin. Yani 18 yaşındaki genci milletvekili yapmanız veya milletvekilliği için önünü açmanız yetiyor mu yetmiyor mu soruları var. Şimdi bu konu ciddi bir muhasebeye tabi tutuluyor AK Parti'de. Hem AK Parti'nin içinde hem de AK Parti'nin dışında. Kabul edelim ki böyle zamanlar aynı zamanda büyük test zamanları. Kimler açısından? AK Parti'ye gönül verenlerle AK Parti'nin hinterlandında veya yörüngesinde nasiplenenler bakımından. Bunların bir kısmının AK Parti'ye gevşek bağlarla bağlı olduğunu ve onların bu sorgulamayı kendi içlerinde yaparak yeni bir meydan okumaya karşı yeni arayışların içine gitmesi de muhtemeldir. Bazıları ise lidere sadakat, partinin kurumsal kimliğine bağlılık ama bunun içinde dönüşüm için mücadele vermek gibi yol ayrımlarına gidebilir. Bence önümüzdeki dönemde hem siyasal duruş, hem vefa, hem de kişilik testlerine sahne olacak. O yüzden bayağı ciddi bir mesai var AK Parti ve diğer hareketler bağlamında. AK Parti mesaisini sormak gerekirse, şimdi bir yeni parti, yeni oluşum çıkıyorsa AK Parti içerisinde, dediğiniz gibi ilk başta AK Parti tabanı, AK Parti seçmenini bir şekilde hedefleyecek. Nasıl ön alabilir AK Parti seçim sonrası parti teşkilatlarında bazı yenilenmelerden bahsedildi? Siyasetin Nobel'ini alırsınız bu soruya cevap verirseniz. Çok zor bir zor soru değil mi? Çok zor yani bir çok evet. Hem şimdi, de 3 dakikanız var bir tane. 3 dakika içerisinde. Şimdi Sayın Erdoğan Türk siyasetinde her seçim sonrasında yaptığı istişarelerle öne çıkan liderlerden bir tanesi. Özellikle kendi partisi içerisinde hem milletvekilleriyle hem partinin çeşitli kurullarıyla bunları yapıyor. Ve aslında neredeyse her seçim sonrasında da önemli görülmeyen o kadar değişiklikleri mutlaka yapıyor ve hayata geçiriyor. Dolayısıyla bu süreç başlamış durumda şu anda. Tabii yarın da Perşembe'de bu istişareler var. Bu ilk turda konuştuğumuz sistem meselesiyle de bir arada gidiyor. Çünkü bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı
Değil mi? Fuat Oktay'ın başında olduğu bir grup da sistemin tıkanıklıklarını inceliyor. Dolayısıyla AK Parti kendisi içerisinde buna bir cevap bulmaya çalışacak. Bunların büyük bir kısmı da aslında kamuoyunda tartışıldı. Yani seçimlerin İstanbul'da yenilenmesi biraz bunu gölgeledi açıkçası. Çünkü 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ifade ettiği sorunlu tıkanan yerlerin reforme edilmesi ve ekiplerin değiştirilmesi meselesi vardı. Fakat seçim süreci uzayıp İstanbul'daki seçim sonucu ortaya çıkınca ve muhalefette de bu değişiklik talepleri dile getirince bu sefer bizim bildiğimiz Tayyip Erdoğan yoluna döndü iş biraz. Çünkü baskı varsa onu yapmama gibi bir de tavrı oluyor. Dolayısıyla şu anda bir geri adım varmış gibi. Ama sürpriz etkisiyle yapar. Evet, benim gördüğüm yani bu değişiklikler olacak. Bakan yardımcıları düzeyinde çeşitli bakanlıklarda başladı. Tahmin ediyorum önce bürokraside, üst düzey bürokrasilerde bakan yardımcılıkları. Sonuçta işte bakanlıkların birleştirilmesi, ayrıştırılması yoluyla belki bakanlar yani AK Parti düzeyinde yeni bir bu değişiklikler olacak. Karşı koyma, Cumhurbaşkanı'nın bu hani flexible response denilen esnek karşı koyma stratejisini geliştirmeden isim değiştirmesiyle anladım. Sonuç evet, değiştiremeyeceğini tabii. Çok iyi bildiği için Cumhurbaşkanı o konuda çok ihtiyatlı, dikkatli hareket ediyor. İsterseniz bir rakam da vereyim size. Yine ben rakamlarla konuşmayı seviyorum. Kısacık toplamanızı rica edeceğim. Yaptığımız bir araştırma var. Bu araştırma son 1,5 yıl içerisinde kendisine dindar muhafazakar diyen siyasi yelpazedeki grubun aşağı yukarı bir 10 puan kadar azaldığını gösteriyor. Bu ilk defa tespit ediyoruz bunu. Son 10 yılda sürekli artıyordu bu. Şimdi bu azalıyor. Bunların bir kısmı milliyetçi olarak kendini tanımlamaya başlamış. Bir kısmı şimdi yüzer gezer serbest durumda. Ve bir miktar da aslında cumhuriyetçi, kemalist yani sola doğru kayan bir nüfus yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bence hani AK Parti eğer bir önlem alacaksa bu kayışa, bu sosyolojiye, bu muhafazakarlıkları bir hitap aslında etmesi muhafazakarlıkları gerekiyor. Esas olmakla birlikte tercihleri, sorgulamaları ve öncelikleriyle ilgili bir değişim siyasal var. Evet, değişim peki. Var. Hani cevap buna verilecek karşılıkta bunun nedeninin araştırılmasından çıkıyor. Peki, önemli. Ahmet'te. Artık son iki dakikam, son sözü Kürşat Sorlu size vereceğim. Buyurun. Ahmet Bey, ben müsaade ederseniz kamuoyunun da çokça takip edip tartıştığı, izleyenlerimizin de çok gündeminde olan bir konu. Biliyorsunuz Suriyelilerin geri dönüş meselesi. Bu konuyla ilgili kısa bir gelişme var ve hepimize moral verecek de bir şey esasında. O da şudur, bir örnek çalışmadır. Suriye Türkmen Meclisi bir karar aldı. Merkezini Çoban Bey'e taşıma kararı aldı. Tüm Türkmenlerin siyasi çatı kuruluşu bu. Ve en önemlisi şu. Zeytin Dalı Harekatı'nın olduğu bölge, Fırat Kalkanı'nın olduğu bölge ve diğer güvenli bölgeler tüm Türkmenlerin, Türkiye'de yaklaşık 300 binin üzerinde böyle yaşayan Türkmen soydaşımız var. Bunların Suriye'ye dönmeleri konusunda resmi bir çağrı yaptı Suriye Türkmen Meclisi ve oraya konuşlanarak bu aşamadan sonra Türkiye'nin de hamleleriyle ve oradaki altyapı çalışmalarını da hızlandırarak İnşallah on binlerce Türkmen vatandaşı, Türkmenler Suriye'ye geri dönecekler. Bu şunun için önemli. Gerçekten eğer bu kararlılık Türkmenler üzerinden sahada neticesini verirse, ülkemizde bulunan diğer Araplar, Suriye'den gelen diğer insanlar da bu konuda cesaret sahibi olacaktır. Ve en önemlisi bürokratik kurumlarımız bu test alanıyla birlikte geri dönüşleri hızlandıracak örnek bir çalışmaya kavuşmuştur. Bu bakımdan hem izleyenlerimizin bu önemli gelişmeyi duymalarını istedim. Hem de Suriye Türkmen Meclisi'ni ve buna ön ayak olan yetkilileri yürekten kutluyorum. Peki. Önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Kürşat Zorlu, programın da sonuna geldik. Okan Müderrisoğlu ve Sayın Mustafa Aydın, çok teşekkür ederim. Siyasi işlere katıldığınız için keyifli bir program oldu. Siyaset gündemini konuştuk. Nokta koyuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.